İyi akşamlar efendim, akıl odasındasınız, hoş geldiniz. Bu akşam gayet kategorik konularımız var. Birincisi biraz Kaan'dan bahsedeceğiz, ondan konuşacağız. Ama tabii herkes zaten işin teknik boyutunu, savunma boyutunu vesaireyi konuşuyor. Biz biraz siyasi boyutunu konuşmak istiyoruz. Savaş uçağımızın ve tarihleri biraz konuşmak istiyoruz. Ne demek istiyor Türkiye, onu anlamaya çalışıyoruz. Bu akşam birinci konusu. İkinci konusu, Ukrayna 3. yılına gidiyor efendim. Bir takım değişiklikler var. Bir üzerinden geçelim. Bu savaş hala devam ediyor. Türkiye'nin de bir ucundan hali kuvvetli tuttuğu bir stratejik problem devam ediyor. Yani Ukrayna konuştuğunuzda aslında NATO konuşuyorsunuz, Avrupa konuşuyorsunuz, Karadeniz konuşuyorsunuz, Türkiye konuşuyorsunuz, Rusya, ABD zaten konuşuyorsunuz, kutuplar dahil konuşuyorsunuz ama bir de sahanın kendisi var. Orada da bir takım yenilikler var, ona bakacağız. Sonra İsrail'e geçeceğiz, İsrail'i konuşacağız. Orada Akıl Odası'nın hangi yenilikleri gördüğünü sizinle paylaşacağız. Ve bu akşam için bizim en önem verdiğimiz konu Somali. Diyeceksiniz ki nedir yani, neden bu kadar diğer bizim için çok hassas olan konuların önüne çıkıyor? Şu sebepten efendim, Türkiye ile Somali arasında bir savunma İşbirliği anlaşması imzalandı. Biraz sonra onun haritalarını göreceksiniz. 10 yıllık bir anlaşma bu. 10 yıl boyunca Türkiye bölge jeopolitiğinin en kıymetli coğrafyalarından birini deniz kuvvetleriyle korur hale gelecek. Mesela açılışta biraz gözünüze çarptırmaya gayret ettik. Bir harita var. Mesela uluslararası haber ajansları Türkiye'nin dünyadaki askeri yayılımının ne demek olduğuna ilişkin haberler yayınlıyorlar. Nerede Türkler var? Daha doğrusu nerede Türk ordusu, Türk Silahlı Kuvvetleri var? Bunların haritalarını yayınlıyorlar. Ve son yayınlanan harita dün idi. İçinde bizim bahsettiğimiz Somali yoktu. Somali, Arap Yarımadası demek, Afrika demek, Mısır demek, Kızıldeniz demek, Hint demek, Hindistan demek, aklınıza Basra demek. Bu ne anlama geliyor? Bunun üzerine konuşacağız ve diğer batı kaynaklı demin bahsettiğim haberlerde işaretlenen yerlerle, Türkiye'nin mevcudiyetini gösteren yerlerle rabıtasını biraz daha, onun üzerindeki vidaları sıkılaştıracağız sizlerle birlikte. Avni abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün Hocam, İstanbul Ticaret Üniversitesi'nin sevgili öğretim üyesi hocam, hoş geldiniz, şeref hoş verdiniz. Olsun. Ağzınıza sağlık şimdiden. Profesör Doktor Çağrı Erhan Hocam, Altınbaş Üniversitesi'nin kıymetli rektörü. Hocam ağzınıza, ayağınıza sağlık şimdiden. Siz de hoş geldiniz. Tabii ben bunları sayıyorum. Siz muhakkak ara başlıklar açıyorsunuz. Serbestsiniz elbette. Hangisinden başlamak istersin abi? İstersen bir kısa Kaan turu yapalım. Evet. Bu önemli. Aslında bir ay kadar önce bu uçuş evet. yapılacaktı, ertelendi vesaire. Ben o zaman da hava kuvvetlerimizden emekli olmuş generallerimizle konuşmalar yapıyordum. Onlar zaten hani şey diyorlardı, ya hava şartlarını çok önemsiz görüyorsunuz, çok önemlidir. Yani sabah kalktığınızda, o günün hava şartlarına baktığınızda zaten uçurulup uçurulmayacağını fark edersiniz. Hani çok büyük analizlere de gerek yok ne zaman uçurulacağına dair diyorlardı. Fakat hepsi birden Kaan'ı çok çok önemsiyorlardı. Şimdi bu tabii şu tartışmaların da üzerine geldi ya Avni abi. Mesela sizin gazeteniz bugün şu manşeti atmış. Hani F-16 gibi, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle evet. değil mi? Öyle hatırlıyorum. Evet. F-16 gibi evet. aynısı ya da öyle olması lazım başlığınızın. Aslında ondan bir tabii, iki gömlek üstü daha iyi. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, peki Sayın Cumhurbaşkanı niye öyle dedi sizce? Onu da bir üzerinde yani bir şey mi? Bizim yaş kuşağımızın gözünde F-16'lar en ideal. Evet, doğru. Olur. Aslında yani kaç kuşak? Cumhurbaşkanımız da benim yaş kuşağımda. Yok, doğru söylüyorsunuz. O başlıkta çıktınız. Yani F-35'e gelemedik biz daha. Tabii. Ama bu mesela bu uçak onun performanslarının birçoğunu yakalıyor. Kabiliyetlerini de yakalıyor. Tabii. Ama biz mesela şuradan geldik kısa vadede. F-16 tartışmalarının yapıldığı bir siyasi işte Amerika ile konuşmalar, İsveç, NATO falan. Onun üzerine de bu geldi. Ne diyorsunuz? Buyurun sizin görüşlerinizi dinleyelim. Yani öncelikle şunu söylemek lazım. Yani bu hepimiz için bir gurur kaynağı. Elbette. Yani şey yapmak... bize düşmez takdir etmek ama yani
bugün yanlış görmedim herhalde değil mi? Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da evet, evet. Tebrik ediyoruz. Evet, yapanları evet. dedim. Yani o da emeği önemli. Geçen herkesi dedi. Eyvallah. Evet, yani herkes için. Aslında bu kadarcık bir şey. Bak şunu hiç yapmadılar yıllarca yani. Evet. En ufak bu ülkenin başarısında bile. Ne oldu yani? İncileri mi döküldü? Şunu söylediler. Tabii, şey. Tabii. Şimdi bu tabii dünyadaki klasmanını Türkiye'nin değiştiriyor birdenbire. Bugün bütün dünyada yani işte Çin basınında da, İngiliz basınında da, Alman her yerde basınında da, her yerde var. Yunanlar, onlar zaten. Onlar daha fazla. Bizden iyi takip ediyor onlar. Evet, bizden daha iyi takip ediyor. Komşudan haberi diyorsun. Evet, doğru, evet. Evet, öyle. Yani. Şimdi fazla da bir şey de diyemiyorlar Çağrı Hocam. Hani aramız şu anda hem iyi ya, hem kötü ürtün. Böyle. Yani bugün işte Hindistan Başbakanı ile oturmuş, konuşmuşlar. Tabii o da önemli bir konu aslında. O önemli. Yani hemen işte biz Hindistan'ın Avrupa'ya açılan kapısı olacağız. Oraya doğru Hindistan da bizim Asya'ya açılan kapımız olacak falan diye böyle Miçotakis'in öyle demeçleri var falan. Yani baktığınızda yani bütün bunların altında işte Kaan var. Evet, evet. Bütün Orta Doğu ülkelerinin hepsinin gözleri Kaan'da idi. Yani bakıldığında yani uçağın şeylerini, özelliklerini anlatmak. Yok, o çok yapılıyor. Biz hiç öyle bakmayalım. Yazıldı, hani, çizildi zaten. Tabii. O, meraklısı da çok biliyoruz. Evet. Şurası bir gerçek. Hani bizim silahlı kuvvetlerimizin, hava kuvvetlerimizin envanterine girdiğinde Kaan öyle ki yani bütün dünyanın gözü üstünde olan bir uçak olacak. Ve daha şimdiden 6. nesil bir uçak için çalışmanın başladığını ve devam etmekte olduğunu da söyleyelim. Eyvallah, siz bir şey... Bırakın onu 6. nesli, 7. neslin de TUSAŞ'ta bir şey çalışması var. Öyle ki tamamen bilgisayarla idare edilen bir uçak. Ve sanal yani bu belli yani artık dünya nereye gidiyorsa Türkiye o kulvarda piste geç çıkmış olmanın şeyiyle hızıyla koşturma halinde Türkiye. bu bakımdan biz bütün çalışan mühendislerimizi emek veren insanların hepsini tebrik ediyoruz. Tabii siyaseten bu veya buna benzer projelerin arkasında duran siyasi iradeyi de kutlamak lazım. Evet. Yani marifet iltifata tabii yani biraz öyle. Da. Yani Amerika falan bile bir şeylerin arkasında bu kadar kök söktürüyorlar yani şeyler ilerlerken. O F-35'ler falan kendiliğinden çıkmadı yani. Onlar da arkalarında siyasi irade olmasa ortaya gelmezdi. Burada kabul etmek lazım ki eğer bu çabanın, bu arzunun, isteğin arkasında Tayyip Erdoğan'ın iradesi olmasa bu noktaya gelinemezdi demeyeyim. Mutlaka yani Türkiye'de bir şeyler başarılabilir ama işte geçmişte nasıl tökezlediklerimizi hemen şey yaparsak, hatırlarsak yani pekala tersi de mümkün oluyor. Türkiye'nin tarihinde bunun birçok örneği var. Ama bu sefer böyle bir şey denk geldi. Yani hem siyasi irade, hem şartlar, hem konjektür, her şey yani birbirine denk geldi. Ve o açıdan ben olağanüstü bir hamle olarak görüyorum. Sadece Kaan diye bakmayalım bir de. Yani bizim savunma sanayimizin üstesinden geldiği pek çok proje var. Yani detaylarını biz şöyle anlatmaya kalksak bir programı ona hasretmek lazım. O
hücret falan filan, yani öyle üstünde böyle şey yapılacak, durmadan geçirilecek projeler değil bunlar. Yani birçok ülkenin gıptayla bakacağı projeler. O bakımdan emeğe geçen herkesi ve o gayretin yönetim katında bulunan herkesi tebrik etmek, kutlamak lazım. Öyle zannediyorum ki yani Kaan için söylenecek övgüden başka bir şey yok şu anda. Muhakkak uçağın kendisi için dediğim gibi çok uzun konuşulur. Yani, tabii yani, ama mesele şu, bize ne söylüyor Kaan? Yani bize söylediği bir... geçmiş bir... öykü, kırık bir öykü. Evet, biz ayağımızın üstünde durmanın... O yani ta sadece uçaktan ibaret değil yani. Tabii sembolize ettiği bir şey var onun. Onun simgelediği bir şey var. O da Türkiye'nin irade gücü ve ortaya koyduğu kararlılık. Bu bir savunma kararlılığı değil sadece. Başka her şeyle yani tarım sektörüyle de alakalı, işte uzayla alakalı, efendim... mühendislikle, her alanda, her şeyle alakalı olarak Türkiye'de bir gayretin, çabanın ve iradenin olduğuyla da alakalı bir şey. O yüzden zaten bugün bütün dünyada Türkiye ile alakalı olarak yapılan yorumlara baktığımızda sadece savunma ön plana çıksa bile, yani Kaan dolayısıyla mesela sadece savunma sanayi ile alakalı şeyler gündeme geliyor olabilir. Ama Türkiye'nin başka pek çok alanda, Avrupa Parlamentosu'nda da baktığımızda bunları görüyoruz. Hepsinde Türkiye'nin ilgi çektiğini, turizmde ilgi çekiyorsunuz, sağlık sektöründe ilgi çekiyorsunuz, her alanda ilgi çekiyorsunuz. Bu önemli bir şey. O açıdan yani Türkiye yüzyılı diyoruz ya, bu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına, bu gerçekten bir Türkiye yüzyılı, bunu haline getirmek mümkün ve böyle iyi bir başlangıç yapıldı. Peki. Evet. Hüseyin Hocam, siz ne düşünüyorsunuz? Düşünceleriniz nedir bu konuda? Vallahi tabii yani Avni Özgür El Üstad söylenmesi gereken şeylerin neredeyse tamamını söyledi. Kutlamalar faslına ben de katılıyorum canı gönülden. Bu memleket için iki taşı üst üste koyabilen herkes bizim tebriklerimize muhatap olacaktır. Ben şöyle görüyorum biraz da. Kötü komşu insanı ev sahibi yapar. Bu silah konusunda askeri araç, gereç vesaire gibi konularda uzun yıllar bağımlılık içerisindeydik ve bu bizi biraz da böyle tembelleştiriyordu. Yani her bağımlılık biraz da bağımlı olanı, işte mesela son F-16'a itiraz edilmesinin sebeplerinden evet, biri. Bu artık hani bu neyse, muhtemelen son zaten alım olacak, öyle gözüküyor. Tabii. Dolayısıyla orada işler yolunda gitmemeye başladıktan sonra Türkiye hesabını yaptı, kitabını yaptı. Yani eleştirel birçok şey söylenebilir kurumlarımız hakkında, şu bu, ama kurumsal reflekslerimiz en azından hala çok güçlü. Bunu söyleyebiliriz. Ve durumdan vazife çıkarttık haklı olarak. Yani madem vermiyorlar, yapacağız. Şimdi tabii hikayenin arka planını çok fazla, bu kurumlar hassas kurumlar olduğu için anlatılmıyor. İşte kim çalışıyor, kim... Öncü bir takım adımların nasıl korkunç bir reaksiyonla karşılaştığını hatırlayalım. Yani bir takım böyle Aselsan'da çalışan, değil mi? Stratejik bir takım kurumlarda çalışan kıymetli mühendislerimiz bir ara böyle sapır sapır intihar ediyordu.
Değil ya, mi? Evet, evet. Ya, hatırlıyor musun bunları yani? Doğru, unuttuk. Unuttuk. Yani bu istenmiyor demek ki. Yani birileri Türklerin bu işi yapmasını istemiyorlar yani. Sonra böyle birden şaibeli uçak kazaları bilmem ne. Yani. Bunlar tabii kıymetli insanlar yani yetişmesi zaman alan, yıllar alan. Belli bir noktaya gelmiş, seçilmiş. Çok kalifiye insanlar ve böyle onlar çok özür dileyeceğim hani benzetme de çok tuhaf kaçabilir ama böyle keklik gibi avlanmaya falan başladı bir ara. Sonra iş anlaşıldı. Bir anda yüzlerce mühendis sayısını çok iyi bilmiyoruz. Ama Türkiye'nin işte dışarıda yetişmiş, içeride yetişmiş. Neyse. Ne kadar kalifiye mühendisi varsa organize edildi. Ben size şöyle söyleyeyim. Bir başka program vesilesiyle o zamanın savunma sanayimiz dışarı yani, ben canlı yayında sormuştum. O zaman 20 binin üzerindeydi. İşte tabii. Yani kaç şimdi bakın. Söylüyorum. Sadece şeyi söylüyorum. Savunma sanayi. Tabii ki. Tabii ki. Sonra bir de ve sonuçta hala da alıyoruz. Tabii de onun üzerine çok çıkmıştır. Söylemişti o zaman evet. Çıkmıştır tabii. Eminim. Yani hala mühendislik fakültelerimiz demek ki iyi çalışıyor. Veya dışarıda eğitim gördürebiliyor devlet kabiliyetli gençlerine falan. Ve bunu organize etmek. Zaten biz Türklerin tembellik gibi bir özelliği yoktur. Yani biz böyle bazen Türkler tembeldir falan. Hayır, Türkler tembel değil. Tembel ulusları ancak hani başka yerlere gidince görüyorsunuz yani. Neyse isim vermeyelim. Kimse incinmesin. Türkler sadece organize olmayı tam öğrenemediler diye bir eleştiri getirilebilir. İşte takım çalışması yapmak falan. Bu organizasyon bunun da bence aşıldığı bir eşiği gösteriyor. Yani 20 bin mühendisi toparlamak, onun iş bölümünü yapmak, çalıştırmak ve bu sonucu elde etmek. Bu kolay iş değil. Bunun bir de maliyeti var biliyorsunuz. Muhakkak maliyeti de var. Bir de tabii bu gibi şeyler biraz hani kamuoyuna böyle ikide bir günlük haber gibi sunulmadığı için ki bu normaldir. Yani birden hakikaten böyle meyvesini görüyoruz. Halbuki o ağaç tabii. Nasıl yetiştirildi, filiz hali neydi? Yalnız şöyle bir yani bunun yapılamayacağına ilişkin bir sadece muhalefetten değil bu. Yani esasında böyle bir kanaat var idi. Evet, sadece yani konuşmuyorum. Çok şey çıkıyor. Bedbinlik hali, kötümserlik hali bizde yaygın. Ben hatırlıyorum. Ortaokul falan sıralarında işte kendi uçağını kendin yap diye kampanyalar. Tabii hocam ya öyle. Daha bu Kıbrıs müdahalesini hatta gördükten sonra. Hatta millet yapar kampanyaları var. Johnson mektubundan sonra falan. Tabii, işte bir kendi uçağını kendin yap falan. Böyle sloganlar vardı. Bir takım billboardlara asılmış. Altına da biri şey yazıyordu. Tabii tabii yakıtı da tezekten olur herhalde falan yani. Evet öyle. Biz kim yapamayız falan. Yok yaparız. Yani mühendislik akla konursa yani bir Türk mühendisliği geleni var. Hala o ta şeyden mühendishaneden başlayarak değil mi yani? Evet. Bir işte şeyimiz var, bir geleneğimiz var. Yani Türkler mühendisliği severler. Yani çocuklarında mühendis yapmak isterler falan yani. Böyle bir eğilimimiz vardır. Yani dolayısıyla çıkıyor bunlar ve yapılıyor. Bir de şöyle bir şey var. Bir şey yaptığınız zaman yaptığınız şeyi bir ivme içinde çalıştırma fırsatı elde ediyorsunuz. Yani şimdi mesela başkalarının belki 10 yılda veya 15 yılda harcadığı bir zamanı siz işte 3 ayda falan aşabiliyorsunuz. Yani bir hızlandırıcı, katalizör derler ya, katalizör etkisi var. Bunun bence şu an hani çalışan arabayla örnekleyecek olursam yani ikinci vitese geçtiğimizi düşünelim. 3, 4, 5 hızla gelir. Dolayısıyla Türkiye'nin teknoloji açığını bu şeyle birlikte, bu başarıyla birlikte
hızla kapayacağını ümit ediyorum. Yani bu bir ümit, beklenti, olmayacak bir şey de değil. Yani Güney Kore nasıl başardıysa bu işi herhalde, yani bizden daha akıllı oldukları için falan değil. 60'larda sefalet içinde yaşıyorlardı. 70'lerde hatta. Birden 80'ler, bir 10 yılda 15 yılda bir Güney Kore mucizesi çıktı falan diyor. Mucize aslında hızlandırıcı. Yani başlangıçta ilk yapılan şey çok önemlidir. Yani ben basit örnek vereyim. İnsanoğlu tekerleği icat edene kadar bayağı uğraştı. Tekerleği icat ettikten sonra son model arabalara kadar az bir zaman geçmiştir. Tarihsel olarak. Yani bir odaya girdiğin... Bu kadar erken beklemiyorlar. Ben valla şöyle düşünüyorum. Bu F-16 meselesini çok tartıştık. İsveç şu bu falan. Ya içimden hep bir ses, ya bir an evvel şu kağan uçsun da. Evet. Rahatlayalım. Ve ben zihnimde ya nedense böyle birkaç sene biçmiştim bu işe. Hiç öyle olmadı. Evet. Pat diye birden çıkıverdi. Ha şimdi bazı eksiklikler var. Motorların işte birkaç seneye kadar onları da yapabilecek hale gelmişiz. Yani %100 Türk. Mamulü. Hocam zaten dünyada da yani evet. F-16'lara da bakarsan bilmem İngilizler bilmem nesini yapıyor. F-35'lerin bilmem nesini i̇şte tabii bilmem çok neleri yapıyor. Güvenilmiyor ya onlara. Hani onu da kendimiz yapsak çok daha iyi olur. Hayır, tabii canım. Ki olmayacak ama bir şey. İki sene falan diyor. Ben de bir bu işlerden anlayan bir... Ama zaten bu böyle olur. Başka türlü de... Yani kendi başına havada uçan motor gördünüz mü? Hayır, şimdi en önemli şey şuymuş benim. Yani uzman arkadaşlarımdan öğrendiğim. Bunun bilgisayar yazılımı çok ileri. Tabii. Evet. Bunu yapan Türkler. Evet, evet. Hayır. Yani sensörler, kombine bir sistem. Diğer uçak radar sistemleriyle, tabii İHA'larla, SİHA'larla. Yani aslında o önemli. Tabii. Yani motor biraz daha ikinci planda ama yapılmayacak bir şey değildir. Bilgisayar tabii esas. Esas odur ve o %100 Türk. Ya bu çok sevindirici bir şey tabii ki. Demek istediğim o ve dünya şaşırdı. İyi de oldu. Çünkü o şaşkınlık bir süre sonra Türkiye hesaplarını dönüştürür. Yani evet. Kendi uçağını kendi yapabilen bir Türkiye, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da, ne diyecekseniz, Karadeniz'de, Kafkaslar'da çok daha lafı dinlenen. Evet. Ve hesaba başka türlü katılması gereken bir devlet olarak algılanacaktır. İşte bildik söz, düşmanlarımız korksun, dostlarımız sevinsin. E tabii ki Haydar Aliyev seviniyor. Değil mi yani? Tabii öyle. Kuzey Kıbrıs'taki İlham, evet, dostlarımız seviniyor. Ya bu dünyada bu memleketi seven kim varsa seviniyor, seviniyor. Bu toplu bir sevinç. Bazıları da eyvah falan, ne oldu bu kadar da beklemiyorduk. Şaşkınlığını yaşıyor. Esasında hocam şöyle bir şey var. Şimdi günlük Batı basını bunu tam da sizin dediğiniz gibi hem haberini verdi hem şaşkınlığını verdi. Şaşkınlığı, evet. Ama bir de biliyorsunuz özellikle havacılık alanlarında, havacılık savunma alanlarında özel periyodik yayınlar vardır. Asıl onlar konuyu bilirler ve takip ederler. Onlar Kaan'ı genellikle bir Türk sisteminin ortasına oturtarak anlattılar konuyu. Yani mesele sadece Kaan değil, Türkiye bir sistem yaratıyor. Evet işte o. Evet. Yani evet işte, ve bu sistem hem askeri bir sistem, hem teknolojik bir sistem, hem de politik bir sistem. Buraya oturtuyor. Kıymeti burada Kaan'ın diye. Yani tabii bunu hemen şeye de dönüştüreceklerdir. İşte Osmanlı hortluyor. Yeni Osmanlı hocam, yayılmacılığı falan. Dünya şaşırdı ve bu şaşkınlığı. Ay, bunları bekleyelim diyorum. Tabii tabii. Türkiye gelecek. Hesaplarını tabii baştan yapmak konusunda akıllılarsa işte uyumlu, değillerse evet, buyurunuz. Yaparlar. Bir de mesela bu şey insansız hava araçları esasında insanları bizi de yani zaman içerisinde yani kısa zamanda hatta alıştırdı yani bu işlerde çok iyi durumda olabildiğimize. Bütün dünyada öyle değil mi yani? Evet, evet, evet. Türkiye'nin ürettiği bu hava araçları zaten ses getirdi. Ya onlar da alışıyorlar işte. Yani evet, biraz evet, şaşırıyorlar. Yani ondan sonra Kaan'a bir alt şey oldu o. Yani evet bu da geliyor arkasından diye oldu. Bu
Bir az önce Süleyman Hocam dedi ki işte Kore örneği çok doğru ama Kore'nin önünde yani tekmelenen müteşebbisler yoktu. Yani tabii hani geçmiş öyküsünü söylüyorsun. Geçmiş öyküsüne evet, baktığın vakit yani devrim arabalarını olsun, o Şakir zümreleri olsun filan, ya yani onları bir hatırladığı vakit ya yani onların nasıl engellerle karşılaştıklarını. Nuri Killigil'in başına gelen. Ruhi Killigil, evet, Killigil'in filan başına gelenlere baktığınız vakit yani Kore böyle şeyleri yaşamadı. O Marshall yardımının şey yaptığı olumsuz havanın aksine Kore sadece yürü Yakul'um diye bir Amerika vardı onlara. Peki. Tamam mı hocam? Tamam. Buyurun. Her şeyden evvel ben de tebrik ediyorum. Gerçekten. İftihar ettik. Çok da güzel bir zamanda oldu. Savunma sanayi milli bağımsızlığın, egemenliğin temin edilmesinde en önemli bileşenlerden biri. Tek değil ama en önemli bileşenlerden biri. Bir defa bir milli karakter meselesi. Yani evet. Türk milleti zaten bağımsız ve egemen olmayı binlerce yıllık tarihinde bir hasret olarak, bir özellik olarak içinde var etmiş. Bunu içselleştirmiş olan bir millet. Ama iktisadi bağımsızlık ve askeri bağımsızlık olmadan bu tek başına gitmiyor. Ha, işgale falan uğradığında bir kalkışıyor. Milli mücadelede gösterdiği gibi. Ya da Kıbrıs harekatında işte soydaşları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığında her şeye rağmen bir şahlanışa geçiyor. Terör koridorunun oluşmasına mani olmak için hayati bir meselede hem de 15 Temmuz sonrasında hani ordu bir araya gelemez denilen bir noktada bu şahlanışı gösteriyor. Ama iktisadi ve askeri bağımsızlık olmadan onun üzerine gidemiyor. Şimdi Türkiye öyle önemli bir adım attı ki karşımızda sadece bir savaş uçağı yok. Karşımızda sadece sizin ifade ettiğiniz gibi yabancıların dilinden naklettiğiniz gibi sadece bir savunma sistemi de yok. Aslında çok sayıda farklı tesiri meydana getirebilecek bir hadiseden bahsediyoruz. Kaan'ıyla, Anadolu TCG Anadolu gemisiyle, şimdi kızağa oturtulacak olan yeni uçak gemisi. Yeni uçak gemisiyle, fırtına obüsüyle, şunuyla bunuyla. Bir defa savunma sanayi, evet, siyasi bağımsızlığın teminatının teminat altına alınmasının önemli bileşenlerinden biri ama aynı zamanda dost ve müttefiklerle ilişkilerin geliştirilmesinde en önemli araçlardan biri. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin, İngiltere'nin, hatta işte o Soğuk Savaş döneminde Sovyet Rusya'nın kendi askeri teknolojilerini başkalarına verirken, satarken, hibe ederken hangi siyasi sahikle hareket ettiğini biliyoruz. Yani bunlardan herhalde bir yandan da bir müttefik kendi etrafında halesi oluşturmak için bunu yapıyordu. Dolayısıyla savunma sanayi ürünleri, bu tür silahlar Türkiye'nin kendisine müzahir gördüğü, müttefik gördüğü, dost gördüğü, kardeş gördüğü ya da öyle olmasını istediği ülkelerle siyasi münasebetlerimizin gelişmesine de önemli bir ivme katacak. İkincisi, bunun bir ekonomik boyutu var. Yani bu sadece bir hediye edilen bir şey değil. Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri haline geldi. Katma savunma değeri sanayi, en yüksek olan. Katma değeri en yüksek olan. Eskiden hatırlar mısınız? Hala aynı hesaplar bazen yapılıyor. Efendim, işte Türkiye'nin ihracatı kilo başına 1,5 kilo. Ama işte örnek verdiğiniz Güney Kore'nin 1,5 dolar kilo başına. Güney Kore'nin, Japonya'nın 4 dolar, 5 dolar. Niye? Çünkü adam yüksek teknoloji ürünü bir şey üretiyor. Bir cep telefonu bir tarafa koyuyorsunuz.
tarafa da işte madeninizi koyuyorsunuz, ihraç ettiğiniz. Halbuki bu madenden yapılmış, onun 10 katı, 20 katı para edebiliyor. Şimdi Türkiye gelecekte ekonomik bağımsızlığının teminat altına alınmasının da en önemli yine dinamiklerinden biri olacak olan alana yatırım yapıyor. Savunma sanayine. Ve son 10 yıl içerisinde savunma sanayi ihracatımız 10 kat artmış. Artmaya da devam ediyor. Bu geometrik olarak artacak. Üçüncüsü, bu askeri teknolojiler aynı zamanda sivil teknolojileri de tetikleyen konular. Şöyle dünya tarihine bir bakın. Besliyor mu? Genellikle askeri maksatlarla bazı konulara araştırma, yatırım yapılır, kafa yorulur. İşte V2 roketini Hitler herhalde uzaya göndermek için değil, İngiltere'ye vurmak için geliştiriyordu. Evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra o mühendisleri aldı Amerikalılar, götürdüler Amerika'ya. Roket çıktı ortaya. Ya da işte Ruslar aldı götürdü bir kısmını, Sovyetler Rusya'ya. Füze çıktı ortaya. Dolayısıyla röntgenden, daha doğrusu internetten tutun. Tabii internet, Pentagon. İşte atom bombasına kadar. Şimdi atom bombası tahrip etmek için yapılmış olan bir hadise. Ama şu anda biz nükleer enerjiyi evlerin aydınlatılmasında kullanıyoruz. Tıpta kullanıyoruz. Başka birçok yerde. Dolayısıyla savunma sanayi alanındaki bu başarı beraberinde sivil alandaki gelişmeleri de tetikleyecek. Yani inovasyon ve Ar-Ge araştırma geliştirme alanında çığır açacak. Açtı zaten. Yazılım diyorsunuz ya, milli yazılım. Evet. Şimdi o yazılımda bir tecrübe elde eden kişiler bir süre sonra başka yazılımlar üretmeye başlayacaklar. Şu anda dünya ticaretinin, hizmet ticaretinin önemli bir bölümü bu yazılımlardan dönüyor. Bunun tabii dolaylı olarak dış politikaya da, savunmaya da, güvenliğe de etkisi var. Bugün tartışılan konulardan biri, Çin özel şirketleri de Batı'da hacklemeye başladı diyor. Mesela New York Times'ın ön sayfa haberlerinden biriydi bugün. Evet. Yani her türlü yazılım sanayi teknolojilerine bir giriş. Bir diğer konu istihdam alanı burası. Şimdi 8 bin mühendis dediniz ama 20 bin mühendis. Şimdi mühendisi var, ustabaşı var. Orada çalışan elemanı var. Yüz binlerce kişiye bir istihdam alanı. Yan sanayi. Ve şimdi Ankara'da değil mi uçtu? İstanbul'da burada çok önemli tesisler var. Ama savunma sanayi başkanımız bugün dedi ki biz Maraş'ta, Kahramanmaraş'ta kuracağız bunun fabrikasını. Yepyeni bir alanda. Deprem gördük. Yani o bölgede yepyeni bir ekosistem. Evet. Savunma sanayi ekosistemi oluşacak. Bir yandan bu ne yapacak? Üniversitelerimize mühendislikler bir ara az tercih edilir bölümler haline gelmişti. Şimdi tekrardan bunu tetikleyen ne diye baktığınızda, ben bir üniversite rektörü olarak söyleyeyim. Teknofest'tir, Kızıl Elma'dır, Aselsan'dır, Kaan'dır, TÜBİTAK'tır, araştırma projeleridir. Öyle bir şey oluştu ki insanlarda, gençlerimizde, yani Teknofest'i gelip de İstanbul'da gören, Samsun'da gören, Ankara'da gören, ya ben mühendis olmak istiyorum, ben de böyle şeyler yapmak istiyorum diyen. Çünkü liselerden başlayarak artık geliyor. Aynen öyle. Amerika da öyle yaptı. Yani Ay'a gitme projesinde bütün ilkokulların duvarları, Ay fotoğrafları, işte şunlar bunlar doluydu. Onun için şimdi bakın, bizim ilk astronotumuzun yaptığının küçümsenmesini ben çok yazıklanarak izliyorum. Pek çok ilkokulu öğrencimiz Alper Gezer Avcı'yı bir rol model olarak görüyor. Demiyor ki ben, o çocuk ben uzaya çıkacağım. O diyor ki Alper uzaya çıktıysa ben Mars'a giden ilk Türk astronot olacağım. Evet, gibi. Yani kendisine bir böyle bir hayal dünyası kuruyor. Hayal etmeden olmaz. Bir diğeri tabii bu kamuoyunda çok önemli bir psikolojik eşiğin kırılmasına sebep oldu. O kadar önemli ki bu. Bence ya de. Biz başardık. Kardeşim, dünyada savaş uçağını yapabilen ülkeler ligine abinin dediği. Evet. Yükseldik. Burada mı kalacak? Hayır. Bunun bir de Şampiyonlar Ligi var. Biz roketimizi de yaparız. Uzay gemimizi de yaparız. İşte uçak gemimizi de yaparız. Ama bunu yaparken sivil alanda da
Şimdi bir başkasına yaptırıyoruz ama bir sonraki nükleer santralimizi de biz yaparız. Tabii. İşte tomografi cihazımızı da biz yaparız. Ki yapıyor. Sadece bu alanda savunma sanayi alanı da değil bizim teknolojik başarılarımız. Evet. Bunun böyle 7-8 etkisi var. Daha düşünseniz daha da sayarsınız. Tabii ama yani kombineyi görmek önemli. Bir de kısaca bu nasıl bir ekosistem ondan bahsetmek istiyorum. Kısaca diyeyim hocam. Ne olur. Kaan'ın özelinde bugün onu konuştuğumuz için bu nasıl bir ekosistem? Bir defa bu ekosistemin merkezinde, çekirdeğinde siyasi irade var. Evet. Sadece Türkiye'de değil bu. Dünyanın neresinde olursa olsun böylesine büyük projeler siyasi irade olmadan gerçekleşemez. Bunun etrafında milli müteşebbis var. Çok önemli. Ben ülkeme yatırım yapacağım. Ülkemin kazanması için hem siyasi anlamda hem iktisadi anlamda kazanması için çalışacağım diyen milli müteşebbis. Onun etrafında az önce Süleyman Hocam'ın ifade ettiği uyumlu çalışan, senkronize bir kurumsal yapı. Şimdi bölük pörçük. Bizim savunma sanayi kurumlarımız yok muydu? 80'li yıllarda Havelsan kuruldu. Aselsan 70'li yıllarda kuruldu. Evet. Vardı. Orada bir Aselsan, orada bir Havelsan, orada bir başka askeri şey, fabrika, şu bu, tersane. Şimdi bunları yeni bir anlayışla, o siyasi iradenin çizdiği istikamet doğrultusunda bir araya getiren ve birbirleriyle uyumlu, birbirleriyle rakip olan değil, birbirlerini tamamlayıcı, bütünleyici bir sistem içerisinde bir araya getiren bir senkronize kurumsal yapı. Ama bu kurumsal yapıda binalar, kağıt üzerinde teşkilat şemaları falan, adanmış bir bürokrasi. Şimdi ben bakıyorum bu işin başındaki adamlara. Ya bir tanesi işte Temel Kotil. Evet. Öbürü Haluk Görgün. Öbürü tabii bilmem kim. Bu insanlar yıllarını gece gündüz demeden ve dünyanın dört bir yanında. Kendilerini adamışlar bu işe yani. Bir tek başarısızlıklarını da görmedik ha. Başarı üzerine başarı katarak gelmişler. Onun etrafında yetenekli iş gücü. İşte iyi mühendis. Bu çocukların bir bölümü evet yurt dışında okudular geldiler. Ama büyük bir bölümü çok daha Türkiye'deki büyük yani üniversitelerimizin ürünü olan mühendislerimiz. Bugün MİT Çatakis diyor ki hocam ya veyahut da onunla ilgili olarak Taneya gazetesi herhalde. Oradan dolayı diyor ki bu Selçuk Bayraktar'ı yetiştiren Amerika'daki evet, çok güzel hatırladınız, mühendisler, şeyle, hocalar bizi Yunanlı Yunan, diyor. Onları getireceğiz diyor. Onları getirelim artık yani. Bizim başka şey yapabileceğimiz bir şey yok diyor. Ama orada getirmeden ama orada da unuttuğu bir şey var. İşte bu ekosistemin hepsinin etrafında böyle bir daire var. O da kucaklayıcı toplumsal destek. Ya şunu gökyüzünde görüp de defalarca seyredenler biliyorum ben ha. Tabii doğru. Videoyu çekiyor, ya bir daha seyrediyor. Çekiyor, bir daha seyrediyor. Yani yedisinden 77'sine kadar. İlkokul çağındaki çocuktan yaşlı emekli ninesine kadar gururla bunu seyrediyor. Alper Gezer Avcı'ya da öyle sahip çıkıyor. Öyle tabii. Bunu uçuran Barbaros pilotumuza da, olayımıza da öyle tabii sahip çıkıyor. TCG Anadolu'yu kullananlara da o 29 Ekim'de gördük hepimiz bu muazzam geçişi organize edenlere de aynı şekilde sahip çıkıyor ve gurur duyuyor. Ya sandıkta kime oy verdiği önemli değil. Tabii. Şuna oy verdi, buna oy verdi. Ya bu benim diyor. Yani bu Türkiye'nin ürünü ve Türk milletinin malı. Bu. Evet. Bu kadar. Dolayısıyla bu ekosistemi var ettik. Ben öyle düşünüyorum ki öyle bir noktaya gelindi ki bu. Böyle plansız, programsız, tesadüfi Newton gibi böyle ağacın altında bir kafasına elma düşmüş yer çekimi falan değil. Planlı programlı gidildiği için bundan sonra da üzerine katarak yeni bir takım gurur vesilesi olacak olan ürünlerle, teknolojik ürünlerle peki devam eder. Çok şimdi teşekkür ben ederim. Ekleyeyim istiyorum. Bir iki sene önce bize desin bana
deselerdi ki Amerika'da biz bir silah fabrikası kuracağız ve Amerika bizden bunu talep edecek deselerdi güler geçerdim yani. Yani bu zaten silah üreten bir ülke zaten diye. Bugün bakıyorsunuz Texas'ta kurulan top fabrikası değil mi? Şimdi 155 milimetre top üretmek için kuruluyor. Nerede lazımmış o ki? Ha işte yani. Konuşacağız işte bu akşam. Yani bütün bunlar yani hiç beklenmedik şeyler ya olmadık şeyler. Geçmişte biliyorsunuz bu bizim dışarıdan öylesine ithal ettiğimiz bir şeyi, teknolojiyi o da parça parça hatta bir kısmının motorlarını Türkiye'ye vermeyelim başka yere satmasın şu bu filan diye yasaklamalar Türkiye'ye getirendiler. Şimdi o fabrikaları kurabiliyoruz. O zaman biz şeye gelelim Süleyman Bey müsaade ederseniz. Buna bakarak neler yapılacağına. Yani dediniz ya onlar şaşırırlar. Şaşırınca da Türkiye'ye yönelik hesaplarını başka türlü başka yaparlar. Başka türlü yapmak zorundalar. Şimdi demin... En azından bakarlar hesaba bir daha burada ne oluyor falan diye. Elbette. Bir örnek üzerinden ben o soruyu size açayım. Devam edeceğiz. Bundan açılışta bahsetmedik efendim ama bizim ana konularımızdan biri esasında bu. Yunanistan ve Türkiye bir ortak eylem yaptı. Girişime katıldı. Avrupa gökyüzü kalkanına dahil oldular. Bu dördüncü dalgaydı. Başını da Almanya çekiyor. Fakat biraz ikircikli çekiyor şu açıdan. Kendisi bu adımları atarken bir NATO uzantısıymış gibi bunları yapıyor. Mesela savunma bakanlarının yani Sayın Güler'le Dendias'ın imza attığı mekan NATO'ya aitti ama NATO'nun içindeki Alman ofisine de yapıldı. Masası üzerinde yapıldı. Şimdi mesela bu ne demektir? Bu anlattığımız öykülerin devamında o hesapların içinde nereye denk düşmektedir? Mesela bir kısım yazar bunu Türkiye'nin yeni batı eğiliminin bir uzantısı olarak gördü. Bir başkası Avrupa ile ABD arasındaki ayrışmanın ya da Avrupa'nın daha özerk hareket etme arzusunun Türkiye burada niye Avrupa gökyüzü kalkanına o bir isim ama daha devam edecek. Şimdi şöyle Türkiye'yi bağımlı hale getiren özellikle askeri açıdan güvenlik açısından bağımlı hale getiren süreçler NATO süreçleri. Bunu söylemek malumu ilam etmektir. Davamız ne? Türkiye'nin davası ne? Mümkün mertebe bu bağımlılık ilişkilerini en aza indirmek. Bu ne sağlar Türkiye'ye? Yeri geldiği zaman hayır deme imkanını sağlar. Zaten mutlak bağımsızlık olmaz. Yani tamam. onu zaten kastettiğimiz o değil artık. Evet. Ha, yani böyle tam bağımsızlık diye bir şey olmaz. Dünyada kimse tam bağımsız falan değil. Ama bağımlılıklarımızı en aza indirmek... bizim hareket serbestliğimizi, bizim etkinlik alanımızı büyütür. Yani bu ne kadar arttırabilirseniz bu sahayı o kadar bağımsız olduğunuz, müstakil davrandığınız ortaya çıkıyor. Bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Çünkü 10 yılların getirdiği bir şey var. Ve Türkiye... İşte bu İsveç örneğinde de gördük. İşte bir yere kadar bir şeyler söyledi, itirazlar yükseltti falan. Ondan sonrası zaten yani nasıl o ısrarda nereye kadar direnebileceğiz hep bunları konuşuyorduk. İşte bir yerden sonra kırılıyor. Çünkü böyle bir dünyada yaşıyoruz. NATO'yu çeşitli açılardan eleştirebiliriz. Ben de bunu yapanlardan biriyim. Yani sorsanız bana anti-NATO musun? Evet anti-NATO'yum. Ama bunun bir anlamı yok. Evet. Ne yapalım yani şimdi çıkalım mı? Çıkarsanız ne olacağını söyleyeyim ben size. Rusya'nın gözündeki krediniz dibe vurur. Rusya artık şöyle bakar Türkiye'ye yani. Ortalıkta dolaşan kanadı kırılmış kuş gibi. Yani ne zaman bunu bakayım avlayayım yani.
Bu da çok tabii. Yani real politik açısından düşünürseniz yani böyle bakması son derece tabii. NATO'ya niye girdik? Rus korkusundan girmedik mi canım işte? Gayet açık. Şimdi Türkiye'yi Rusya'nın gözünde itibarlı kılan, dikkate alınması gereken bir aktör haline getiren süreç biraz da Türkiye'nin arkasında NATO olduğu için. Rusya da şöyle bir Türkiye istiyor. Yani öyle bir Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor. NATO'ya karşı bağımlılıklarını azaltmış. Çünkü biliyor ki yani NATO'dan kopması diye bir şey şu an Türkiye'nin söz konusu değil. Yani koparsa zaten hesaplar tamamen farklı bir hale gelir. NATO'ya karşı pazarlık gücü olan ama NATO'nun içindeki bir Türkiye'yi Rusya ciddi bir muhatap olarak kabul ediyor. Şimdi dolayısıyla oyunu kurarken böyle zihnimizden, gönlümüzden geçen şeyler üzerinden değil de bu realist çerçeve içinde götürmek durumundayız. Yani şöyle söyleyeyim ben, bu Jean-Jacques Rousseau'nun meşhur lafıdır. Hani bir tekerleme vardır. İnsanlar hür doğar, hür yaşar bilmem ne falan. Yani Jean-Jacques Rousseau diyor ki efendim insanlar zincirler içinde doğarlar. Ve zincirlerini gevşettiği nispette de özgürleşirler. O kadar özgür. Yani şimdi Türkiye içinde bulunduğu jeopolitik, politik coğrafya esas alındığı zaman neyi ne kadar yapabileceği bu siyaset sanatıdır. Yani siyaset ne zaman sanatsallaşır, bir sanat haline gelir? İmkanlar doğru hesaplandığı zaman. Yani siyaset sanatı imkanları düşünen bir sanattır. Onun için de en fazlayı elde etmeye çalışmak işte onu maksimize. Evet, onu sanatçısını kıymetli hale getirir. Neyse. Şimdi dolayısıyla yani Türkiye ne yapıyor? Nereye kadar ne yapıyor? Ne kadar yapabiliyor? Bütün bunları bence ölçülü tartışmakta fayda var. Bu sistem Almanya'nın falan değil. Bakın şimdi Almanya'ya bu Almanya burada taşeron. Yani Almanya'nın NATO bağımlılığı Türkiye'nin NATO bağımlılığına benzemez. Almanya'nın NATO bağımlılığı her taraftan kuşatılmış. Yani zincirler içerisinde. Bir de o zincirler kazığa bağlanmış yani. Öyle çıkacak da Almanya kendi kendine ben burada bir işte şey yapacağım falan. En büyük korkusu nedir bugün Avrupalıların? Acaba Amerika bizi terk edecek mi? Değil mi yani? Tabii şu andaki yani endişeleri bu. Trump meselesi. Yani şöyle düşünmüyor Almanlar. Ya defolsun gitsin de Amerika bizle işimize bakalım. Biz de kendi şeyin. Hayır. Biliyorlar çünkü. Yani ne şekilde kıskıvrak yakalanmış olduklarını. Öyle o Hitler mirası 100 senede falan sökülecek bir miras falan değil. Unutulacak bir miras değil. Onu hala Almanya'ya ödetiyorlar. Onu ayrıca konuşabiliriz. Bu bir NATO projesi tabii ki. Yani NATO bir tarafta, Almanya kendi kendine bunu yapıyor. Böyle bir şey söz konusu değil. Biraz daha sesini yükseltebilen Fransa'dır. Bu De Gaulle geleneği. Ama tabii De Gaulle geleneğini Sarkozy gibi adamlar, Macron gibi adamlar taşıyamazlar. Onlar ancak sızlanırlar. Yani şöyle olsun falan işte. Dedikodusunu yapar. Yani dedikodusunu yaparlar. Yani böyle çok yürekli bir şekilde giremezler yani. De Gaulle gibi bir yürek yok çünkü hiçbirinde. Yani o ayrı bir hikaye. Dolayısıyla yani Avrupa'nın durumu tabii ayrıca konuşulabilir ama ben buna bir NATO projesi olarak bakıyorum. Ve Türkiye'nin buna hayır deme, ben buraya girmeyeceğim falan, dışarıda kalacağım. Şöyle olur. İnşallah işte bu teknolojik gelişimler kendi hava savunma sistemimizi, mesela İsrail'in olduğu gibi bu demir kubbe falan yaptım, evet, diyor ya. Abi Türk demir kubbesi falan oluşturulur. Ama hayır, o zaman konuşulur yani. O da tabii bilemiyorum yani hemen devreye sokulur mu, nasıl sokulur, onları ölçülü görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla yani niye katıldı diye bir soru bence çok
anlamı olmayan bir soru. Çünkü NATO ile rabıtası gözükmüyor ama efendim, var yani. Yani NATO'yu tard ederek şu an bir şey yapamazsınız. Ama NATO'ya karşı olan bağımlılıklarınızı düşürdüğünüz nispette daha ayakları üstünde duran bir Türkiye çıkar. Peki yani bunu... NATO'ya da yer yer itiraz edebilir, yer yer fikir verebilir, yer yer bir dakika diyebilir. Yani bunlar zaman içinde anlaşılacak. İşte kendi uçağını yapan bir Türkiye'ye, hı hı, yani ben Washington'dan emirleri gönderiyorum, sen de git nöbete falan diyemezsiniz yani. O açık. Hesaplar değişecek derken kastım birinci turda oydu zaten. Yani sorduğunuz zaman Almanlara bu bir hava savunma sistemi arayışıdır. Evet. Efendime tekniğini söylüyorlar. E bunu tek başına yapmaya kalkarsa ülkeler çok şey olur. Maliyetli de olur. NATO. Diyor. Bu tabii 2022 ortalarında yapılan konuşmalar. 2022'nin sonuna doğru Avni abi. Belçika, Bulgaristan, Çekya, Estonya, Finlandiya, Almanya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Hollanda, Norveç, Slovakya, Slovenya, Romanya ve İngiltere buna... Baş müteahhit İngiltere tabii, tabii ki. Herhalde olabilir. Elbette. Ama hani eğer oysa bile bunun başkatipliğini yapan da şey, Berlin. Tamam. İşte, fakat işte burada şey yok. Amerika yok derken şunu kastediyorum. Hani niye gözükmüyor mesela? Yani niye gözüksün ki yani patron şimdi? Patron ya, patron. Yani Amerika dikkat edin yani çıkmaz. NATO'su var, CENTCOM'u var, bilmem peki nesi var. Yani dünyayı yönetirken böyle daha parçalı yapılar üzerinden yapıyor bu işi. Peki o zaman yalnız şunu söyleyeyim izninizle. Estağfurullah. Trump gelirse şöyle diyecek bakın, şaşırmayalım. Hazır başkanısınız, kendiniz devam edin diyebilir. Yapalım bunu, herkes bunun altına elini sussun bakayım falan. Şunu da o zaman. Ha, o zaman da bakın neler çıkacak. Peki. Şimdi bu sistem tabii bir takım füzeler almak zorunda Avni abi. Tabii. Tamam. Füzeler var. Tabii var. Amerika'da hayır duruyor yani. Tabii. Bunları da şöyle. İngiltere'de de duruyor. Tabii. ABD yapımı Patriot'lar ve ABD-İsrail ortak yapımı Arrow 3 füzeleri. Bir de Almanların tabii ki Iris-T SLM dedikleri füzeler. Bunlar. Amerika'nın yakın zamanda Türkiye'ye gönderdiği adamlar, biliyorsunuz görüşmeler oldu değil mi? Bir takım adamlarla görüşüldü. Ya bir sürü senatör bu, gelip bu gidiyor. Yani bu tabii işte şunu diyorlar. Yani şu S-400'leri. Ha evet o başladı. Yani, o başladı. O onları bir çek. Tabii. Artık yani, yani bunu nereye göndereceksen veya hangi depoya kaldıracaksan. Onu şöyle kibarca söylüyorlar. Ya bu sorunu aşmanın yollarının var olduğunu gözlemliyoruz diyorlar. Öyle, öyle tabii, tabii söylüyorlar. Şimdi yani, ne oluyor yani? Ha şimdi tamam olabilir. Yani şimdi S-400'leri biz denize mi atacağız yani, ne yapacağız yani? İşte yani, denize at demez de adam. İşte yani tamam eyvallah onu belli bir yerde tutarsınız. Yani bu yani para... Çünkü bunu aktive etmek bir senelik bir hazırlık falan gerekmiyor. Yarım saatlik iş. Tabii aktive öyle etmek istediğiniz zaman edersiniz. Tabii canım yani hemen yaparsınız ha yani. O zaman Türkiye herhalde ona göre bunun pazarını yapıyor. Deniz atacak hali yok. Tabii. Şimdi bu şöyle yansıyor efendim. Hani günlük haberler içinde bunları göremiyoruz. Ama mesela bir büyük ziyaret olduğunda tabii ki ekranlara yansıyor bu. Dışişleri Bakanımız, Cumhurbaşkanı, Savunma Bakanı vesaire bir görüşme yaptığında yansıyor. Fakat arada seri olarak mesela Amerikan senatörleri geliyor. İşte bunlar üst konuşuyor üste yani. Ve çıkarken de yakaladığınızda, bizimkiler yakalamıyordu. Onlar giderken tabii gelirken yapıyorlar açıklamaları. Efendim işte şeyi de konuştuk tabii bu arada. Suriye çok önemliydi. Gazze'yi konuştuk. Bu tabii S-400'ler de diyor bir yöntem bulunabilir. O havayı edindim tabii ben bunu, diyor. Bunu yapacaklar işte. Bu da Türk böyle bir hariciyesi. Isınma hali var. Herhalde burada biraz pazarlığını yapacak. Bilemem ben yani. Hani S-400'leri biz çöpe atacağız. Yok canım öyle bir şey yok da. Tabii bu. Hani yani sonuçta yeniden Bu ne anlama geliyor peki yani? Ha bakın bu ne biliyor musunuz? Bu İngiltere'nin projesi. İngiltere Türkiye'yi uzun bir zamandır Baltık Cumhuriyetleri'yle Doğu Avrupa'daki uzantılarıyla birleştirmek istiyor. Mesela bakın Bükreş dokuzlusu bilmem ne dediği şey bu. Evet. Ya istiyor ki oraya Türkiye kilitlensin ve anti-Rusya bir pozisyona dahil olsun. Çünkü bu savaş çıkacak.
Öyle düşünüyor. Yani Avrupa ile Rusya girecek birbirine. Dolayısıyla Türkiye'ye burada bir rol vermek. Şimdi bakın, bunu yönetmek diye bir şey var. Yani siz bunu nasıl yöneteceksiniz? Şimdi şöyle bir başlangıçta reddedi. Hayır, biz girmiyoruz kardeşim. Ne yapar, ne haliniz var? Şimdi bu böyle bir şey olmuyor. Dahil olursunuz da o dahil oluş süreçlerinde bugüne kadar elde etmiş olduğunuz avantajları devam ettirirsiniz. Veya riskin bu anlamda savaşa gittiğini düşünüyorsanız, ki bence öyledir, ona göre bir takım önlemler alırsınız. Bilemem. Yani bu hariciyenin yürüteceği, değil mi, yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurumlarını filan yürüteceği bir takım süreçlerden sonra anlaşılır. Eğer şu oluyorsa söyleyeyim, yani yeniden tamam biz de buraya girdik, Rusya ile savaş çıkacak ve biz Türkiye olarak sizin yanınızda, vallahi bu tabii çok badireli bir şey yani. Onu söyleyeyim. Bu kötü bir şey. Yani en kötü senaryo. Ama Türkiye kendine göre pazarlık gücünü kullanarak, belli mesafeler, Türk-Rus ilişkilerini ortaya atarak, ne bilemem yani, Karadeniz'i falan konuşarak. Geçelim. Peki. Ama dediğiniz gibi bu tehlikeli, siyasi dalgaları da çok olacak. Yani tabii riskli. Ben hocama katılıyorum. Bir İngiltere'nin projesi bu. Almanya'yı talimatlandırmışlar. Bravo. Anladığım kadarıyla. Yani sen de bizim dediğimize evet de diye. Almanya onun için elinde bayraklar önden gidiyor falan yani. Baktığımızda. Ve yani savaş çıktı efendim dediğin düğmeye bastık dedikleri anda yürür. Bu Navalny'nin şeyin falan öldürülmüş olması, Navalny'nin ölmesi falan, hepsi bu işin bir şeyleri, uzantıları, parçaları. Yani adam, düşünün yani bir böyle bir muhalif bir Rus, Avrupa'nın arayıp da bulamadığı bir şey, Almanya'nın, İngiltere'nin özellikle arayıp da bulamadığı bir şey bu. Uçağa binmiş. Ya ben bu sinir gazı alıp da böyle ayakta duran bir tek adam bu oldu zaten. Değil mi? Ona oradan hastaneye götürdüler Almanya'da. Sonra tedavi gördü. Efendim bu Soros'un filan da desteklediği filan bir şey yapı. Sonra tekrardan Rusya'ya döndü. Niye dönüyor? Niye diyorsun tekrar, madem sen, sana karşı bir şey var. Bu Putin'in de sana göre yani seni rahat bırakmayacağı belli. Göstere göstere yani, oradan da Sibirya, oradan da öldü efendim diye bir açıklama. Bu Putin bu kadar saf bir adam mı yani? Eline teslim edilmiş bir tane muhalif adam, bunu götür Sibirya'da öldür filan. Yani bunu ya sağ, peki bir şey söyleyeceğim. Öldürsen işte şimdi hanımıyla da şimdi hiç böyle bir saflık olacağını, yani Putin bunun üstüne kalacağını bilmez mi? Evet. Hanımı üstünden. Tamam da abi, öyle olsa şimdi ne olur yani? Hayır da yani. Wagner'i unutma. Tabii de yani. Ama aynı şey değil. Yani bu daha farklı bir şey. Bu siyaset. Çünkü şimdi hanımı üzerinden de şov yapılıyor zaten. Bütün şeyde, Almanya'da, İngiltere'de falan. Yani bunların hepsi olabilir, bilinebilir. Ama yani bunlara kafa yoran falan da pek yok yani. O yüzden cezaevinde duran siyasi mahkumların şeylerine bu tür örnekler bağlamında bakmak lazım yani. Hı hı. Herkes için. Bu sessizlik istemiyor mu burası? Yani yani bu Batı'da birileri bir gözlerine kestirdikleri bir lideri hırpalamak istiyorlarsa, bu tür provokasyonlar veya bu tür hedefler şey yapılmayaz yani. Onlar gözlerine kestirirlerse hamle yapabilirler yani. Şimdi bu Carlstone'da bir mülakat yaptı değil mi Putin? Tabii. Çok evet. Enteresandı. Putin'i söylüyorsunuz. Tabii. Evet. Onu biz
gündeme getiremedik galiba. Getiremedik, başka boşluk şey. Vardı. Evet. Hocam 2,5 saatlik şey şimdi ben Türkçesi de var. Ben soluksuz izledim. Bazı yerleri birkaç defa izledim. Şimdi iki taraf açısından da çok başarılı. Harika bir mülakat. Yani o Carlson denilen adam da hani böyle çanak sorularla falan işte böyle. Bu çünkü Trump'ın yakın adamlarından biri biliyorsunuz. Hiç öyle değil. Kalitesinden bir gazeteci olarak hiç ödün vermeden çok böyle seçilmiş, vurucu, belki Putin'i zora sokacak bilecek bir sürü soruyu da sordu. Putin de bunları müthiş bir ustalıkla karşıladı. Şimdi düşünebiliyor musunuz? İlk defa bir Rus devlet, ki bütün dünya tutuklama emri var adam için yani. Yakalasalar mahkemeye çıkaracaklar bu durumda. Amerikan kamuoyu ilk defa Putin'i duydu. Tabii. Ve çok ilginç. Yani şaşıran ya Putin de yok öyle değilmiş falan diyen. Şimdi tam bu başarıyı yakalamışken Putin gidecek Navalny'yi öldürür. Ya ben hiç bunu inandırıcı bulmadım. Ya aynen. Ya bu kendi bacağına sıkmak. Kurşun sıkmak. Evet. Çok anlamsız bir şey yani. Onu söylemek istedim yani hocam. Çözücü bir şey bu tabii ki. Ve Batı'daki etkisini de yani hakikaten sizin dediğiniz kadar oldu. Olmaz adamlar mı? Uzaylı sesi duymuşlar mı gibi ilk defa sanki evet. Putin'i ilk defa duyuyorlarmış gibi dinlediler yani. Uzun bir metinde milyonlarca izlendi. On milyonlarca izlendi. Ya, tabii. Ve bunu durduracak hiçbir güçleri yoktu. Yoktu. Birden sonra bir adam öldü ve Putin suçlanmaya başladı. Tabii sizin çözümlemeniz de gayet kuvvetli. Avni Bey'in ikazını da dikkate almak lazım. Fakat en çok tabii Çağrı Hocam reklamları dikkate almak lazım izin verirseniz. Buyurun. Kısa 6 dakika efendim. Yaklaşık 6 dakika hemen geliyoruz. Döndük efendim. Akıl Odası devam ediyor. Çağrı Hocam buyurunuz. Bunu da kısa geçelim de hemen Ukrayna'ya hızlı bağlayalım. Hızlı bir şekilde geçelim. Bu Avrupa, ama şey ilginç bir konu. Avrupa gökyüzü kalkanı zaten Ukrayna meselesiyle doğrudan bağlantılı tabii. Bir konu. Aynen öyle. Bunu 2022'de ortaya atan kişi Olaf Scholz. Olaf Scholz'un bunu yani Almanya şansölyesi icat etmesinin sebebi de Kaliningrad'da Rusya'nın İskender füzesi hadisesi evet, oluyor. Evet. Ya diyor bu birdenbire yarın öbür gün Avrupa'ya da böyle bir saldırı olursa biz kendimizi koruyamayabiliriz. Tamam NATO'ya entegre bir sistem olsun ama aynı zamanda Avrupa'nın da kendine ait bir hava kalkanı olsun. Şimdi Trump dönemini... Aynı dönemde İsrail'in de bu demir kubbe olmuştu. Ya ondan da etkilenmiş olabilir. Yani hava savunma sistemi kendine ait olsun arzu ediyor. Bunu yapmasının en önemli tetikleyicisi evet Ukrayna Savaşı ama aslında Trump'ın 4 yıllık başkanlık döneminin etkileri ve muhtemel tekrar başkanlık döneminden duyulan endişe. Çünkü Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı daha sonra da kendisine biliyorsunuz muhalif oldu, kitap yazdı filan. Dün bir beyanat verdi. Dedi ki Trump NATO'dan çıkacaktı, zor engelledik. Evet, az kaldı çıkıyordu dedi yani. Ben yeter kardeşim demiş yani sadece para verip vermeme meselesi değil. Bana ne ya Avrupa ne hali varsa görsün. Trump demiş ki toplantıdan konuşma yapacak. Tarih yazalım mı demiş. Zor kullan. Yani Dışişleri Bakanı ile birlikte neydi o post bıyıklı adam işte değil mi? Evet ulusal güvenlik danışmanı. Buyurunuz. Kalkmış. Şimdi bu Amerikalılar giderse ne olacak? Böyle bir endişeleri var. Bu endişeyi 1990'ların başında Avrupa yaşadı. Çünkü duvar yıkılıp da dünyada işte iki kutuplu dünya düzeni artık ortadan kalktı. Çok kutuplu düzene geçilecek ya da tek başına Amerika'nın zaten bir üstünlüğü var. Bizim artık kendi yarı küremize çekilmemiz lazım diyen Amerikalılar vardı. O dönemde Avrupa kendi ordusunu geliştirmek için bir iki adım attı. Evvela İngiltere ile Fransa, Saint-Malo anlaşması denilen bir anlaşma yaptılar. Bir Avrupa kol ordusu kurmak için çeşitli adımlar attılar. Balkanlarda olup bitenlere dahi müdahale edemediler. Gördüler ki Amerika olmadan bunlar ayakta kalamazlar. Hatırlayın o dönemi. Hepimiz yaşadık.
NATO içerisinde bir Avrupa güvenlik ve savunma kimliği geliştirildi. Maastricht Anlaşması ile beraber 93'ten itibaren Avrupa Birliği içinde de bir Avrupa güvenlik ve savunma politikası geliştirildi. Yani bugün ortak dış ve güvenlik politikası dediğimiz politika. Bunun bir yerinde de Avrupa'nın kendine ait, yani NATO'ya bağımlı olmayan bir koruma gücü olsun yatıyordu. Hatta yine hatırlayın, Nice Anlaşması diye bir şey var. Çünkü Türkiye dedi ki, ya ben NATO imkan ve kabiliyetlerini sana tahsis etmem, ben Avrupa Birliği üyesi değilim. Ben niye kendi imkanlarımı sana tahsis edeyim ki? NATO niye kendi imkanlarını sana tahsis etsin? Çünkü Türkiye onay vermeden ne NATO'nun havalimanını, ne limanını, ne petrol boru hattını hiçbir şekilde kullanamazsın. Bir Nice Anlaşması adıyla bir mutabakat, işte daha sonra Ankara Mutabakatı adıyla 2002 filan yapıldı ve mesela Ege'de diyelim, biz AB üyesi değiliz ama Yunanistan'la bir kapışmaya girdik. Siz düşünebiliyor musunuz? NATO imkanları Avrupa ordusu tarafından, Yunanistan tarafından aleyhimize kullanılıyor. Biz buna imkan veriyoruz. Bunu Türkiye'nin onayına bağlayan kademeli bir sistem üzerine mutabakata varıldı. Zaman içerisinde yavaş yavaş, ya bu NATO'dan zaten Amerika Birleşik Devletleri çok istifade ediyor. Avrupa üzerindeki nüfuzunun en önemli araçlarından biri bu. Avrupa'yı da yanına alarak Rusya'yı çevrelemesinde araçlarından biri bu. Diyenler Amerika'da arttıkça Avrupalılar bu konuya yatırım yapmaktan yavaş yavaş uzaklaştılar. Ama ne zaman ki Trump geldi, tekrar o Merkel döneminde bu konuları gündeme getirdi. Avrupa'nın kendi savunma sanayiyle daha bağımsız hareket etmesiyle ilgili görüşler yükselişe geçti. Ukrayna meselesi de bunu tetikledi. En büyük endişe, Trump geri gelirse, ABD buradan çıkarsa, Rusya karşısında bizi kim savunacak? Mesela, çıkar mı çıkmaz mı? Hayır, ama işte adam diyor, çıkacaktı diyor, neredeyse diyor. Hala aynı konuşmaları şimdi yapıyor. Biz niye bu işin içerisindeyiz? Hı. Bir, ihtiyacımız var. Bu kadar basit. Hava savunma sistemimiz neye bina edilmiş? Hava kuvvetlerimiz. Onun üzerinden bir hava savunma sistemimiz var. S-400'leri aldık. Ama işte bir batarya var. O da aktive olmadı daha. Tamam, hemen edebiliriz. Ama S-400'ü nereye koyacaksın Türkiye? 800 bin kilometre karelik bir yerden bahsediyoruz. Tehdidin ne zaman, nereden geleceği belli mi? Patriot'umuz var mı? Yok. Geliştirmeye çalıştığımız bir kendi milli hava savunma sistemimiz var. Ama bunun dışında bir şey yok. Bir, ihtiyacımız var. İki, bu sistem ne kullanacak? Arrow, Patriot. Bir de İsraillerin. Almanların da var. Biz şimdi Patriot alamıyoruz Amerika'dan. Belki bu vesileyle gelecek işte buraya. Hocam bakın, şöyle kurdunuz ama şunu da sorarlar. Yani bakın, bu 2022'nin projesi. Yani siz daha biraz daha... Yeni. Tamam. Yani evveliyatı var. Tabii. Şimdi bir, sen kendi hava savunma sistemini geliştirmek için bir sürü yeni iş yapıyorsun. Yapıyorsun ama daha olmadı. Olmadı. Bunun için çok büyük bir siyasi uluslararası risk alıp S-400'leri de getirdin. Bunun da bedelini ödetiyorlar vesaire. Şimdi sen buna niye giriyorsun? Kendin devam etsene, yola çıkmış. Ediyorsun, ona mani değil ki. İki soru bunlar yani hocam. Yani bizim NATO üyesi soru olmamız, soru. Kağını geliştirmemize engel mi? Sen buraya giriyorsun. Alacağın füzeler de belli. Bu füzeleri sana vermeme sebepleri ne? S-400'ler. Bu S-400'leri de atacaksın. İşte demin konuştu senatörler, menatörler vesaire. Ona bir ama engel yok. Gittik, imzayı attık, kabul ettiler. Şimdi yani hani buna imza atmış olan Yunanistan'da da S-300'ler var. Ona bakarsanız. İşte S-200 dediğimiz daha eski modelleri pek çok Doğu Avrupa ülkesinde var. Ta Sovyet zamanından kalma. Yani elinde Sovyet ya da Rus yapımı hava savunma sistemi olması buna mani değil. O nerede mani bana? Katsa'da. Avrupa Birliği'nin Katsa gibi bir yasası yok. Yani benim elimde Rus silahı olması bu sistemin içerisinde bulunmama mani değil. Anladım hocam da çok. Yani bunu getirirler önümüze, söyleyeyim. Bir diğeri getirsin. Bir diğeri, Türkiye Avrupa Birliği'nin ya da Avrupa ülkelerinin diyelim, çünkü birlik üyesi olmayan İngiltere de işin içerisinde. Tabii. Avrupa'nın savunması için vazgeçilmez olduğunu her zaman hissettirmiştir. Ya bugün gerçekten de, ve bunu savunmanın bir parçası olayım,
hadi bakalım alevere dalevere Mehmetçik nöbeti olsun diye değil yani. Ben hazır kuvvetim diye değil. Siyasi olarak Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak için hep kullanmıştır. Ya dönüp bakın, 2004 Avrupa Birliği tarihinde ilk defa Türkiye'ye ilişkin bir stratejik değerlendirme raporu yayınladı 2004'te. Biz müzakerelere başlarken. Dedi ki, Türkiye Avrupa'nın savunması için vazgeçilmez bir ülkedir. Ondan sonraki yıllarda da, yani Türkiye'de Avrupa Birliği sürecinin çok böyle hızlı devam ettiği yıllarda da Türkiye hep onun altını çizdi. Biz pek çok başka sebeple, işte pazarlara açılma noktası, üretim alanı, bir lojistik hub, kalifiye iş gücü vesaire vesaire, ama aynı zamanda Avrupa savunmasında bir parçası. Dolayısıyla bu işin içerisine girerek benim aynı zamanda Avrupa siyasi yapıları içerisinde olmaya dair irademin de devam ettiğinin sinyalini veriyorum. Üçüncüsü, bu tür bir projenin içerisinde yer aldığın zaman bence en önemlisi bu. Avrupa Birliği içinde Avrupa ülkelerinin başka projelerine de dahil olma, ortak olma, alıcı olma imkanını buluyorsun. Nedir? Eurofighter mesela. Hep konuştuk ya burada. Evet, F-35 vermezlerse Eurofighter olur mu? E şimdi Türkiye'nin elinde şöyle bir kart var. Kardeşim ben senin adına Avrupa Gökyüzü Kalkanı dediğim projenin içerisine girdim. Kim bu projenin lideri? Öne atanı? Almanya. Eurofighter'da bana yan çizen kim? Yine Almanya. Onun için bir kart olarak kullanılabilir. Dolayısıyla çok yönlü bakmak lazım. Aynen. Bana bir getireceği şu an ekstra yük var mı diye bakarım ben. Yok. Yani bir de adı üstünde bir savunma kalkanı. Yarın öbür gün buradan Türkiye'ye karşı bir, ya olur olmaz, çok hareketli bir coğrafyadayız. Bir roket saldırısı, bir füze saldırısı, bilmem ne saldırısı olduğunda devreye girecek. Türkiye'nin içi, üzerinde bulunan, yerleştirilecekse nereye yerleştireceğini, ne yerleştireceğini bilmiyoruz. Sonraki işler, biraz daha sonraki aşamalar. Evet. Bir saldırı olduğunda Avrupa'ya yine devreye girecek. Ya hepsini bir kenara bırakın. Allah aşkına. Zaten biz NATO'nun hava savunma sistemi içerisinde değil miyiz? Malatya'da zaten bir radar yok mu? Zaten bu sistem Avrupa'ya gelebilecek orta ve uzun menzilli füze saldırılarına karşı harekete geçen bir sistem değil mi? Bu ondan daha mı ileri olacak? O sebeple biraz zaten var olan sistemin içinde olduğumuzu düşünerek yepyeni bir şeyin içerisine girmiyoruz. Biz zaten bu yapının içerisindeyiz. Bundan acaba Türkiye ileride ne gibi siyasi ve askeri menfaatler sağlayabilir diye bakmak lazım. Hepsinin ötesinde bir imzayla girilen şeyden bir imzayla da çıkılır. Benim aleyhime dönecek bir durum varsa çıkarsın. Peki. Bu kadar. Teşekkür ederim. Ukrayna bence ben tabii gereksiz görüyorum mesela. Böyle bir işbirliğini Avrupa'yla. Ya bunun bana göre oyalanmak olur sadece. Yani bir faydası da yok. Belki zararı, bir faydası olmayan şeyin zararı var zaten. Yani o bakımdan ben yani illa girmek değil. Yani şeyin bize bunu işte bürokratik bir takım şeyleri vardır falan. Yani bana göre abi yani bir yerde şey de, söz sahibi olmak istiyorsan içinde olacaksın. Şimdi bu roket nereye yerleştirilecek? Ben de o hocam, için burada, içindeysen bir şey söyleyebilirim. Buradaki patron, dışındaysan söyleyemem. Buradaki patron bir tane. O da Amerika. Bu Amerikan sözünün dışında bir şey mi yapacak bunlar? Yok. İngiltere, Amerika'nın ikisinin sözünün dışında bir şey yapacaklar mı? Hayır, yok. Sistem zaten Türkiye'de var olan NATO'nun sistemlerini kullanacak. Mekanizmalarını kullanacak. Yani öbür taraftan bakıyorsun, daha bugün bile Fransa Ermenistan'la zaten anlaşma yapmaya kalkıyor. Nasıl silahlandıracağız Ermenistan'ı diye filan. Peki böyle. Bence bu konuyu biz iyi not ettik. Yani evet. Bir dipnotun üzerine çıkardık bunu. Çok şey söylenebilir yalnız. Tamam, gelelim hocam. Ama hani şöyle yapalım o zaman. Arne Bey'e de geçeceğim. Onu söyleyin ama Ukrayna'ya da geçin ki bir konumuza başlamış olalım yani. Ya zaten... Demin tabii sayın, öyle de geçemiyoruz işte. Yani direkt irtibatlı olmasına rağmen. Demin Sayın Rektör söyledi yani bu Ukrayna meselesini aşarak bunu konuşmanın bir anlamı zaten kendiliğinden bağlanacak. Bağlı. Buyurunuz. Şimdi bakınız. Türkiye 2. Dünya Savaşı'ndan sonra NATO'ya girdi.
Bunun bir tek sebebi var. Rusya tehlikesi. Bunu kabul ediyoruz değil mi yani? Tabii, tabii. Sovyetler o dönem itibariyle. Güzel. Sonra kurulan dünyada evet işte NATO geldi buraya, üsler kurdu, nükleer silahlar yerleştirdi. Çeşitli senaryolar var. Tabii kabus senaryolar yani. Türkiye açısından Allah muhafaza etti ki bir savaş çıkmadı. Çünkü altından hakikaten her şeye rağmen kalkamazdık. Yani Türkiye şu iki ihtimal arasında tercih yaptı. Bir yakın tehlike var Rusya. Bir de uzak bir tehlike var. Nükleer savaş çıkarsa ne olur? Tabii korkunç bir şey. Yani şimdi bu hesabın Türkiye lehine işlemesine imkan sağlayan Kissinger siyasetleridir. Çünkü Kissinger şunu yaptı. Unutmayalım. Dedi ki evet bir dehşet dengesi var. Ama bu dehşet dengesi içinde biz sorunlarımızı daha az sorun haline getirebiliriz. Bunun çıktısı neydi? Koegzistans Pasifik. Barış içerisinde bir arada yaşama. İki detant. Ve hatırlayalım 70'lerin başında yani hemen Vietnam Savaşı sonrası işte Brejnev'le Nixon anlaşmalar imzaladılar. SALT işte silahların azaltılması şu bu. Aa o dönemde Kissinger'ın yaptığı konuşmalar çok ilginçtir. Yani biz dünya barışını bu denkleme rağmen kurabiliriz. Bakın Nixon öldü, Gerald Ford geldi. Gerald Ford gelir gelmez bir takım adamlar, ben bunların isimlerini de vereyim. Richard Pearl. Karanlıklar Prensi. Richard Pearl, Rumsfeld falan gibi adamlar bittiler. Wolfowitz bittiler ve şey altına aldılar Gerald Ford'u. Ve dediler ki inanmayın, yok böyle bir şey. Bu Kissinger bizi aldatıyor. Ruslar her şeye rağmen silahlanıyorlar. Bugün uzay nükleer ilişkisi kuruluyor ya, ona benzer senaryolar. İşte şurada şunu yapıyorlar, burada. Bir sürü araştırma komisyonu kuruldu Amerika'da. Ve takip ettiler. Yok, karşılığı yok. Buna rağmen işlediler. Şimdi bu çok tehlikeli. Şunun için tehlikeli. NATO'ya, Pentagon'a, CIA'ye, efendime söyleyeyim, sızdıkça bu kadrolar, ki bunlar neokonlar işte. O takdirde Kissinger'ın mühendisliğini yaptığı bir denklemin gittikçe daha riskli bir denklem haline geldiğini görüyoruz. Bugün Biden'ın etrafındaki adamlar gene bu adamlar. Şimdi benim endişem şu. Bir, NATO eşittir ABD midir? Bana kalırsa %100 buna evet diyemem ben. Yani NATO'nun da sonuçta Avrupa ile 10 yıllara sari hemhal oluşundan doğduğu oluşan bir kendine göre bir aklı var. Şimdi bu akıl Biden gibi adamlar iş başında olursa yani Atlantik'i birleştiren iki tarafını yürür. Trump gibi bir adam gelirse sakata bağlar. Trump'ın son konuşmalarını hatırlayalım. Trump dedi ki ben dedi neler söyledi değil mi yani? Evet. Rusya'nın önüne atarım dedi ya falan deyince müthiş bir panikleme. Müthiş bir panikleme. NATO yani NATO. NATO bir tarafıyla Amerika mı bir tarafıyla da Avrupa. Şimdi dolayısıyla şu soruları sormak lazım. NATO-ABD ilişkileri nedir? İki, Biden'lı ve Trump'lı olarak denklemler nasıl işler? Şimdi ben buna bir şey daha soruyorum. Bir şey daha ilave ediyorum. İngiltere bu işin neresinde? Şimdi İngilizler düşünmüyorlar mı? Ya Biden'la güzel yol aldılar. Trump geliyor. Ne yapacak İngiltere? Ya İngiltere'de baz mı geçecek? Trump'ın dümen suyunda mı? Hayır, İngiltere'de şunun hesabını yapıyor. Mümkün mertebe NATO'yu, bunu belki biraz ağır bir tonlamayla söyleyeceğim ama iddialı bir şey haline gelebilir bu. NATO'yu mümkün olduğu kadar ada NATO'su yapmak. Ne yapmak? Ada NATO'su. Biz yöneteceğiz yani. Ve devam edeceğiz.
Şimdi Trump istediği kadar oradan bağırsın etsin. Hocam, İsterse NATO'dan. Şunu anlayabiliriz mi? İlk geldiğinde Trump ondan önce neler dediydi NATO ile ilgili? Sonra NATO genel merkezine ziyaret etti. Gitti. Bu binalarda yani, ne güzelmiş de yok bilmem neyim. Hayır, isterse de çıksın. NATO bitecek mi? İngiltere bence bunun hesaplarını yapıyor. Ve bunlar ısrarlı. Şimdi elimizde yaralı bir Rusya var. Ya şimdi Rusya tamam eyvallah ama yaraladılar. Rusya'nın sembolü biliyorsunuz ayı. Ayı yaralanınca ne yapacağı belli olmaz. Dolayısıyla kendi büyüttükleri bir tehlikenin yarın hocanın dediği gibi Kaliningrad meselesi üzerinden işte Baltık, Estonya bilmem ne, çünkü aynı senaryolar orada da geçiyor. Orada da Ruslar yaşıyor. Bir miktar Rus nüfus var. Litvanya'da da var, Letonya'da, Estonya'da falan. Yarın orada bir karışıklık olup aynı şeyi söyler mi? Şimdi o kadar ilginç bir şey söylediniz ki ortada karışıklık. Orada da koridor var hocam. Transdinyester'i karıştırıyorlar. İşte bakın. Şu anda Transdinyester'i yani karıştırıyorlar Moldova ile Ukrayna arasında. Yani yarın Moldova'ya saldırır mı Rusya? Aynen öyle. Onun şeyi hazırlanıyor. Şimdi bakın. Yani. Bunlar, Almanya'ya bile diyorlar hocam. İstediği kadar Rusya yok vallahi gözüm yok desin. Artık planlar bu varsayım üzerine kurulacak. Yani bakın gittikçe daha fazla ister Trump ne yaparsa yapsın. Ama İngiltere bu işi bir Avrupa-Rusya hesaplaşmasına, NATO'lu veya NATO'ya müzahir ve iltisaklı böyle hava savunma sistemleriyle falan kendi yönetmek istiyor. Hocam ve kendi Türkiye'yi yönetmek de buraya istiyor sokmak, ama yani NATO'yu kendisi yönetmek istiyor İngiltere. Bravo. Ben tabii NATO'yu kendisi yani, yönetmek istiyor. Çünkü yani yoksa bir Avrupa gücü olalım, yanımıza da Fransa'yı alalım, tabii, Macron tabii. da gelsin bana. Tabii. Hayır, hiç öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani dolayısıyla bu senaryoları işletecekler. Trump'a rağmen gerekirse işletecekler. İşte Türkiye böyle bir avantürist, maceracı kafanın nereye gideceği işlerin belli değil. Güdümünde bir şeylere sürüklenecek mi, sürüklenmeyecek mi? Ben bunu şöyle söyledim, çok uzatmayayım. Türkiye böyle bir badireden, tıpkı İkinci Dünya Savaşı'nda olduğu gibi kendini sıyırtabilecek mi, sıyırtamayacak mı? Bence problem bu. Hariciyenin de bence esas meselesinin bu olduğunu tahmin etmek istiyorum. Niye fırsatlar da yaratabilir birçok? Vallahi nasıl bir fırsat yaratır? Mesela ya, savaşın gündeme geldiği bir yerde ne fırsatından bahsediyoruz? Birçok kişi şunu söyleyebilir Süleyman Hocam. Yok. Mesela Amerika ile ilişkinizi pırıl pırıl yapabilir bu. Çünkü burada sizin bahsettiğiniz esasında bir görev dağılımı gibi gözüküyor. Yani ABD sanki Avrupa'dan aman ne halt ederseniz edin diye çöpe atmıyor da o görevi İngiltere üstleniyor. Bakın, NATO dedim, Amerika demedim. Dikkat edin. Ya bu NATO projesidir dedim. Tamam. Almanya projesi veya tamamen işte Avrupa'yı merkeze koyan. Hayır. Bu NATO. Çünkü NATO'nun ne düşündüğünü ben kimden öğreneceğim? Stoltenberg'den öğreneceğim. Ve Trump geliyor. Şimdi dolayısıyla NATO'ya Avrupa'nın NATO niçin kuruldu? En başta sebebi nedir? Avrupa'yı korumak. Biraz bu anlamda Avrupa kafası da giriyor işin içine. Yani. Şimdi bunu yöneten İngiltere oluyor ama işte. İngiltere olacak. Benim kanaatim bu. Ve İngiltere başından beri Türkiye'ye bu kadar şirinlik yapmasının sebebi buraya peki, nasıl... Peki bu bağlamda şimdi Ukrayna'nın durumu ne? Ukrayna'nın durumu şu. Ya bir Aynen kere seçimlere ona. Kadar bence Rusya zaten önemli ilerlemeler çıkıyor ortaya. Evet. İşte Avdiivka'yı düşürdüler ki çok önemli. Yani bu biraz katlanarak da gelebilir. Yani o kasaba çok stratejik ya da o şehir çok stratejik. Ya hocam işte bir... Yani bir parça daha koparır, bir parça Tabii. daha koparır ve yani bir yerde duracaktır bu. Yani Ukrayna'nın yani eğer şunu artık düşünmüyorsa Rus Genelkurmayı yani artık iyice bunlar eksildiler, azaldılar, güçlerini kaybettiler. Yeniden hedefimi tazeliyorum. Kiev demiyorsa. Demiyor ama birçok uzman yani, da şeyi merak ediyor. Mesela ORT'ye verin bir arkadaşlar. Şimdi mesela yeni laf şuydu. Neydi ismi ben de bakayım. Avdiivka. Avdiivka evet. Evet. Şimdi evet. mesela orada Dinyeper'e daha da yapışmış oluyor.
işte yaklaşmış oluyor. Bir köy işte var aralarında. Ya o nehirle sabitlenen sınıra gelip dayanıp duracak mı bilmiyorum. Ama hatırlayın bak mesela geçen sefer Avni Bey'le siz ikiniz birlikte söylemiştiniz. Bunlar niye duruyorlar ya hani her şey lehleri neymiş gibi. Tek başınıza i̇şte değilsiniz. Yani neredeyse Avrupa, bürokrasisini Odessa'yı bile söylüyorlar. Yani. Neden almıyor Odessa'yı filan? Alır isterse. Hı. Bakın ben bunu söylüyorum. Ya Rusya'nın bu yani Rusya bir savaş makinesi. Hele şu an ekonomisi hakkında ben bir yazıya baktım. Evet. İyice askerileşmiş vaziyette. Evet. Ve tam kapasite çalışıyor. Ve Rusya gücünü ortaya koymuyor orada. Bakın eski tanklar kullanıyor. Evet. Sınırlı bir teknolojiyi kullanıyor. Arada bir iki bir şey atıyorsa atıyor. Çünkü bir kere karşı tarafın silah gücünü bilmesini istemiyor yani. Sakladığı silahlar var. Yani çok kuvvetli silahlar var. Şimdi Rusya'nın amacı nedir? Putin bir yerde durmak istiyor mu istemiyor mu sorusuna biraz buradan bazı karinelerle bir şey yakalamaya çalışıyorum. Yani anlayabildiğim kadarıyla Putin şunu görüyor. Eğer birden girse, yani acımasız bir şekilde saldırsa ne olacak ya? Yani yapar bunu. O kadarını da yapıp becerir herhalde. Fakat biliyor ki bu NATO'da pişirilen neokon kafanın pişirdiği senaryoları realize ettiği anlamına gelecek. Yani burada durmayacak bu adam. Evet. Daha da gidecek yani filan. Onun için mümkün mertebe işte o Carlstone röportajında filan da yani böyle bir niyeti hocam, olmadığını. Ukrayna'daki nükleer santralın bile son çekirdeği bile bitmiş. Evet artık. İşte onu diyorum. Yani şöyle bir şey var. Rusya hani bunun sorumlusu bile benim üstüme yıkılacaklar yani diye bakıyor bakınız, adam. Yani bakınız senaryo yönetiyor bunları. Hatırlayalım Saddam'ı nasıl devirdiler? İşte nükleer silahı var yok bilmem kimyasal silahı var. Hocam, hiçbiri çıkmadı bunlar. Ama önemli olan o senaryoydu. Gerçekleşti. Bir de şey de söyleyeyim abi size geçmeden. Şimdi bu bir top mermisi lafı dolaşıyor ya. Evet. Top mermisi gidiyor top mermisi. Top mermisi top. Herkesin kavgası bu. Sonunda hani haklarını vereyim. Şeyin Newsweek'te bir upuzun makale çıktı. Nedir bu top mermisi? Bu kadar hayati bir şey olamazmış. Okuyunca upuzun bir yazı evet. Bu. Bu kadar hayati bir şey olamaz. Fakat yetiştiremiyorlar. Kimse de yok. Yani... Kimse. Üretiyorlar tek, ama bir adamın... Ankara'nın ürettikleri işte ya bizim fırtına olmuşları yani. Evet evet. Hani yani 50 kilometreyi de hedef vuruyor. Ve bunu yani yaparken bu... de şöyle yapıyorlar. Diyorlar ki bu o kadar kritik bir şey ki Genelkurmay Başkanı'nın değişmesi kadar Ukrayna'da Hani bize mesaj veren bir durum. Bunu üretmek bir şey, bunun parası bir şey tamam ama bir de bunun doğru yerde kullanılması bilmem ne. Sonunda adam geldi ben buradan çekiliyorum dedi ve çekildi. Yeni gelen Genelkurmay Başkanı, eski Kara Kuvvetleri Komutanı zaten biliyorsun. Direnmeleri büyük hataydı. Yani. Bir de kongre devam ediyor herhalde tutmaya. Bir de izinde şeyle tatildeler herhalde hocam. Bir kısmı onayladı bu yardımı. Evet. Ukrayna'yı. Peki siz ne düşünüyorsunuz aynı bir şey konusunda? Ben Ukrayna. Yani Ukrayna yazık yani kaybetti yani bir devlet. Üçüncü yılı yani, yazık. Yani oraya giriyor diye. Hani üstüne bir mezar taşı konması eksik bir tek Ukrayna'nın. Bir devlet böyle yok edilebilir ancak. Yani hele devlet başkanının eliyle hem de yapılıyor bunlar. Yani üzülesi bir durum. Allah'tan Türkiye işte orada şimdi bu Baykar falan yatırım yapmaya başlıyor Ukrayna'da. Belli yani Rusya nihayetle Rusya ile bir ortak bir çizgiye gelecek. Tamam, bir de şimdi hatta masaya oturun diyorlar. Şimdi söylenmeye başladı Fransızlar falan o fabrika için biliyorsunuz. Evet. Şimdi masaya oturun diyorlar şimdi artık. Bu Zelenski parayı alamazsa ki alamayacak. Alamazsa yarın bir gün zaten nereye gitse kovuluyor ya adam. Yani kim kovuyor abi? Eskiden şey yapmıyorlardı şimdi randevu da vermiyorlar görüşmek için filan. Onun için yani acınası bir durum var. Bu savaş bitecek. Ukrayna Savaşı'nın sonuna gelindi. Zaten bu az önce Süleyman Hocam'ın söylediği Putin'in o söyleşisini ibret alem bütün herkes okumalı yani. Rusya nasıl bir Rusya ile karşı karşıyayız? Onu orada görmek lazım. Yani yoksa Biden'ın falan öyle
küfürlü müfürlü konuşmalarıyla evet. yarının siyasetini... Yani aslında o örneği çok vermek isterdim. Nasıl bu üst, yani dünya siyasetindeki kalite düşüşünü fakat zikredemeyeceğimiz için o karşılıklı konuşmayı, çünkü Kremlin de aynı şekilde karşılık verdi. Kremlin derken öbürü devlet başkanı konuşan. Tabii, öbürü sözcü. Öbürü devlet başkanlığı sözcüsü. Ve üstelik de bir hanım. İşte, yani örneği versek aslında çok neyse. Peki. Tamam abi, bu kısmı siz de öyle değil mi? Yani tabii bir de yani isterseniz şöyle bir şey var. Önümüzde bir Gazze duruyor bir de bir taraftan da. Öyle değil mi? Yani evet, Ukrayna'ya bakıyoruz. Önümüzdeki tabloda Ukrayna'da ne olacak, şu olacak, bu olacak. Bütün bu Ukrayna'daki gelişmeler Avrupa'yı nasıl etkiler? Bunların üzerinde durmamız mutlaka gerekli. Ama düşünebiliyor musunuz? Yani bu hani bizde bir laf var, böyle eski ayları ne yaparlar diyor Nasrettin Hoca'ya. Kırpıp yıldız yaparlar diyor. Bu İngiltere'nin eski başbakanları kıymete bindi şimdi. Yani düşünün, yani bu David Cameron işte Dışişleri Bakanı olarak Türkiye'ye de geldi. Ondan önce şeyi, bir de bu Tony Blair'ı da bütün şeye, Filistin'e şey kayyum tayin ediyorlar neredeyse şimdi. Bütün Filistin'in işte barış anlaşması yapıldıktan sonra bütün imarını, her bir şeyini koordine etmek için Katar'da, zaten adam Katar'da, şurada, burada hep şirketler kurmuş kendisi. Danışmanlık şirketleri. Bambi face. Öyle mi? Ha, daha işte diyor hocam. Yani demek ki çok değerli bir insan. Yani kıymetini bir türlü bilemediydik. Ama Blair başbakanlıktan ayrıldıktan sonra kuartetin, yani Orta Doğu kuartetinin Avrupa Birliği baş temsilcisiydi. Yani evvelce Arafat döneminde de, daha sonra Mahmut Abbas döneminde de bunlarla çok ilişkisi oldu. Gitti geldi, evet, Hamas'la öyle. Falan filan da. Yani bir tecrübeye binaen. Çünkü başka koyacakları adam yok. Kimi koysunlar yani. Hiç i̇şte olmazsa neyse, onları yani, tanıyan, Filistinleri muhatap alan, iki devletli çözüme inandığını lafzen ifade eden biri yani. Evet. Bu kiralık devlet adamı. Herkese danışmanlık yapıyor değil mi? Yani ben baktım acaba nerelere danışma şey olmuş falan diye. Yani bir yığın yerde danışmanlık yapmışlar birçok devlete. Bunların içerisinde yani Güney Asya, Güneydoğu Asya ülkeleri bile var yani. İnşallah faydası olur. Ne diyelim yani bunu. Ha, nihayetinde bir İngiliz. Tabii. Bazılarına da göre şey çok daha ya. Avantajlıdır herhalde diye bakıyorum yani ben. Şimdi tabii David Cameron dediğimizde de o da şeye diyor ki bu Zelenski'ye, Sayın Başkan diyor. Sayın Başbakan, manen ve moral olarak, psikolojik olarak bütün gücümüzle arkanızdayız. Bu savaş devam ettiği sürece diplomatik olarak da tüm desteğimiz yanınızdadır. Bunu söyleyen İngiltere'nin Dışişleri Bakanı. Ama paradan söz etmiyor hiç. Silahtan da söz etmiyor. Diyor ki askeri olarak da bütün stratejik şey istihbarat desteğimiz falan hepsi yanınızda diyor. Hiç yani size istediğiniz füzeleri göndeririz, yok bilmem ne falan, hayır hiç böyle bir şey yok. Yani o yüzden peki. Ve Gazze'yi bir şey, Gazze'nin de bir esir kampına dönüştüğünü o arada şeye söylüyor, Zelenski'ye söylüyor. Bizim diyor şimdi başımızda böyle bir iş de var. Yani bu Gazze işi, Zelenski de Gazze'deki duruma çok üzüldüğünü söylemiş. Cameron da diyor ki, evet diyor,
orası dediğiniz gibi bir esir kampına dönüştü. Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Bu önümüzdeki dönem Gazze işi çok daha kritik bir noktaya gidecek. Belli. Ha, bu bir süre daha devam edecek çünkü Amerika veto etti. Ben barış şansı orada şu an... Beşinci kez artık. Güvenlik Konseyi'nde üçüncü kez. Evet. Yani kendi hazırlayacakları bir şeyi ateşkes anlaşması olacak falan diyorlardı ama o bile olmayacak besbelli. Öyle bir barış anlaşmasına ikna edememişler Netanyahu'yu. O bakımdan bu olmayacak. Orta Doğu'ya baktığımızda yani İsrail açısından ne kadar önemli onu bilemem ama burada bir de Musul problemimiz var önümüzde. Bu Musul'da şimdi statünün belirlenmesi, yeniden belirlenmesi gündeme geliyor artık. Kerkük'te ve Musul'da yani bu belirsizliklerin giderilmesi. Hani deniliyor diyorlardı ya, Amerika buradan çekilsin gitsin. Amerika buradan gitsin mi diye soruyorlar. Hı hı. Ve bu şeyde, bu sorular soruda Irak parlamentosunda 365 milletvekilinden 75'i sadece oylamaya katılmış. Yani karar alamamışlar. Amerika gitsin mi sorusuna cevap alıyor. Hepsi de gitsin diye istiyorlar ya. Evet. Efendim, fakat mecliste oturumlara katılmıyorlar. Bunları dinleyen, söyleyenler. Ya, o da bir şey demek esasında. Evet tabii bu o, de, bir şey demek. Bu milletvekillerinin sadece 75'i oturuma katılmış. Gerisi katılmamış filan. Diyor ki Hoşyar Zabari diyor bize diyor bağımsız devlet gibi davranmalarını söyle rica ettik ettim diyor. Dışişleri Bakanlığı döneminde. Oradan İran'da da İran'la da görüşmeler yaptım diyor. Bu şey Kasım Süleymani ile diyor ben oturdum konuştum ve o sırada diyor yalnız Kasım Süleymani diyor bizim Cumhurbaşkanı, o zamanki Cumhurbaşkanı Talabani, Celal Talabani, onu diyor tehdit etti diyor. Tehdit etti. Nasıl tehdit etti? Onu şimdi söylemeyeyim. Nezaketsizlik olur diyor. Kimin ne dedi adama? Yani dediklerimi yapmazsanız bilmem ne falan yani herhalde bunlar falan gibi. Peki. Ve İran'la ilgili bir tespiti var bu Hoşyar Zabari'nin. Diyor ki İran'ın nüfuzu genişledikçe genişledi Irak'la. Hı hı. Maliye, mali, ekonomik, güvenlik, hükümet, parlamento ve yargı düzeyine ulaştı. Düşünün Irak'la ilgili hakimiyet bu. Peki. Maliyesi, şusu busu, her şey. Biz bunlar hepsi ve diyor bunlar konusunda bana yani Lübnan Başbakanı Refik Hariri de aynı şeyleri söylemiş ve beni uyarmıştı. Ya yani böyle yaparlar ama bana uyarık ol diye. Biz de evet diyor yaptılar diyor. Bu aslında önemli bir konu. Bu ayrıca bir hafta içinde, önümüzdeki evet, hafta yani, içinde bir açalım. Bir de Gazze'yi biraz hızlı geçtin ama sen bu fotoğrafı bize önermiştin. Şununla ilgili bir iki şey söyle ya. Bu yani nedir bu, artık? Bu beni çok gördüğümde etkileyen bir fotoğraf. Onun için söyledim. Size yani düşünün yıkılmış yani 30 bin diyor resmi rakam ama biz de biliyoruz ki bu yıkıntıların altında yüzlerce ceset var. 6 bin. 6 bin mi? Yani en az 35 bin şehit var orada. Yani kesin vardır. Yani
toplam sayı 50 bini bulur diyenler de var. Onu bilemeyiz ama düşünün, İsrailli kadın askerler bu yıkıntının, o daha trajik bir fotoğraf da vardı da, yani kimsenin midesini ayağa kaldırmayayım diye getirmedim, onu şey yapmadım. Çocuklar yan yana böyle. Evet evet. Onlar zaten yani, sosyal medyada herkes yani, görüyor herkes onları. Yani. Fakat buradaki yıkıntının arkası, o yıkıntıları fon kabul edip selfie çektiriyorlar. İsrailli kadın askerler. Evet. Yani bu bile nasıl bir zihniyetle, nasıl bir anlayışla karşı karşıya olduğumuzu herkesin görebileceği bir şey. Böyle bir utanmazlık, böyle bir ağırlanmazlık var yani karşısındayız. Hı hı. Bunu bir izahı yok ki yani. Bu yani bir hani Yahudiliğe de aykırı bir şey. Yani bu hiçbir dinine, hiçbir inançla bağdaşır bir tavır, bir duruş değil bu. Peki. Şimdi buna açacağımız konuyu biraz irdeleyeceğiz. Çağrı Hocam, Süleyman Hocam. Fakat önümüzdeki haftaya da bir bölümünün kalmasını istiyorum. Fakat zaten kalacak, belli. İlk önce tam neden bahsettiğimizi şey yapalım. Arkadaşlar, bir Türkiye'yi de gösteren o Somali'yi bir verelim. Şu harita. Yani bahsettiğimiz mesele, bölge burası. Görüyorsunuz işte. Somali orası. Zaten onun da kendi içinde Etiyopya'da, Etiyopya Somali'nin, Somaliland diye bir bölüm var. Bir sürü olayları var. Önemli değil ama. Türkiye-Somali ilişkisinde yeni bir şeyden bahsedeceğiz. Onun genel görünümü bu. Sonra öbür haritayı da verin arkadaşlar. O da bu. Şimdi bu gördüğünüz bölge, yani yeşil artı değişik renk, açık renk, mavi olan bölgenin biraz daha büyük bir şey esasında. Hocamın orada adası da var, meşhur. İşte İsrail'in olduğu vesaire. Türkiye'nin güvenlik alanı olacak. Evet. Bu güvenlik alanını koruyacak. 10 yıl boyunca bizzat Somali yönetiminin en üst ağızları tarafından bu anlaşma Katar'daki durumumuz neyse, pozisyonumuz işte o Katar. Somali'de de o. Madem bunu söyledin, şeyi de verin arkadaşlar. Bu Bloomberg'in yayınladığı herhalde Türkiye'nin. Bunun özellikle orijinalini aldık. Bakın burada Somali yok. Avni Bey bahsetti, Katar vesaire diye. Şimdi adamlar bunu veriyorlar, hazırlıyorlar ama aslında bu noktaların hepsini birleştirerek anlatıyor. İşte Türkiye şurada, Libya'da var, Kıbrıs'ta Kosova'da var, Afganistan'da var, Katar'da var. Daha oralara hiç gitmemişler. Somali de yok yani. Evet. Şimdi mesela, tamam arkadaşlar, yine arada verirsiniz onu. Süleyman Hocam, sizden başlayalım, öyle gidelim. Şimdi bu bizim için ne demek? Bir de bu bölge, çizilen harita, her şeyin artık hani birbirine girdiği, Kızıldeniz'in dibi. Yine o harita olsun arkadaşlar, önümüzde şeyi gösteren, deniz alanını gösteren. Arap Yarımadası'nın, Basra'nın altı vesaire. Yani ne arıyorsanız burada. Bir de işte demin dediğim gibi Mısır var, Etiyopya var, Etiyopya'nın problemleri var vesaire. Onlar hariç burada diyor adam, Türk Deniz Kuvvetleri bunun şeyini sağlayacak, güvenliğini 10 yıl boyunca. Sonra da diyor, bu da çok önemli, bir ortak donanma inşa edilmiş olacak. Söyle abi, bir şey söyleyeceğim. İngiltere nasıl 10 yıl boyunca Ukrayna'nın anlaşma yaptığı, evet, güvenliği benimdir garantisini verip ben veriyorum, garantörü benim, anlaşmasını imzaladıysa, Türkiye'de bu anlaşmayı imzaladı. Peki. Ve son bir cümlem hocamdan tabii, yani siz dediniz ya bu ne demek diye. Kaan ne demekse bu da bunun, bu da haritadaki gölgesi. Evet, bu da o demek. Tamam. Yani güzel. Afrika kıtasına yayı şey olmuş, şemsiye olmuş, o demek. İşte gölgesi oraya vuruyor demek. Bunu söyleyeyim hocam. Şimdi tabii yorgun kıtalar var. Avrupa gibi, Amerika gibi, yani özellikle
Kuzey Amerika'yı kastediyorum. Pasifik çok yorgun. Yani Japonya yorgun. Güney Kore yorgun. Yani sadece yorgunlukla da açıklanamayacak bir rehavetin hüküm sürdüğü, işte refah etkisi üzerinden. Bununla da birleşiyor. Yani yorgunluk ve rehavet bazı kıtaların bugün karakteristiğini ortaya koyuyor. Avrupa yorgun. Evet, biliyoruz. Avrasya da yorgun. Rusya da yorgun. Çin de yorgun. Şimdi diri güçler geliyor. Mesela Hindistan bunlardan biri. Çok önemli. Ve Türkiye'nin çok dikkat etmesi lazım. İki, bir kıta olarak Afrika geliyor. Üç, eğer istikrarını sağlayabilirse, düzenini tutturabilirse Latin Amerika geliyor. Yani şimdi eski ve yorgun kıtalarla diri yeni kıtalar. Önümüzdeki 50 sene, 100 sene kimin asrı, yarım asrı olacak? Bunlara bakmamız lazım. Bir kere Afrika'nın özelliklerini. Afrika çok diri, genç bir nüfusa sahip. Birçok problemleri var. Tamam, bunları görüyoruz, kabul ediyoruz. Ama Afrika'da yavaş yavaş kabuklarını kırmaya başladı. İşte sahil bölgesine bakıyorsunuz. Moritanya, Burkina Faso, Çad, Mali üzerlerinden o Fransa kamburunu atıyorlar. Değil mi? Nijerya. Muazzam, hani promising diyorlar ya, vaatkar bir devlet. Kenya öyle. Aşağıda bir Güney Afrika var falan. Yani düşündüğünüz zaman. Afrika'nın önemi ne? Afrika'nın önemi şu. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayacak geçit, deniz. Hemen onun doğu sahillerini takip ederek. Kızıldeniz. Şimdi burada Afrika'yı kim kontrol edecek meselesi hakikaten hani bir işte günümüzde savaşlar var, taraflar var, düşmanlıklar var. Bir de daha derinlere gömülmüş çok daha bence elektrik yüklü rekabetler var. Mesela bunu tipik olarak Afrika'da görüyoruz. Afrika'da birkaç patern var. Yani Afrika'da kabuğunu kırarken dünyayla işte çeşitli temaslar, ilişkiler, alışverişler, network'ü falan kuruyor. Şimdi bir kere eski sömürgecilerin burada bir geleceği var mı? Vallahi çok sorunlu. Basit ekonomik göstergelere baktığımız zaman evet, mesela Somali'yi konuşuyoruz. Somali'nin dış ticaret paylarına bakıyorsunuz filan. İngiltere var hala. Ya çok büyük oranda. Evet. İşte ne bileyim birçok batı devleti var filan. İşte Almanya var, Fransa var vesaire. Bir de yavaş yavaş bunlarda bir düşme eğilim var yalnız. Yani şimdi büyük payları hala ellerinde tutuyorlar ama yavaş yavaş onlar azalma trendine giriyor. Başka rakamlar, başka ne diyelim ona parçalar, ekonomik lokmalar diyelim kabaca. Çin var. Yani Çin almış başını gidiyor yani. Muazzam bir takım meblağlar söz konusu. Yani şu açık görülüyor ki yani bu kıtayı artık İngilizlere, Fransızlara, Amerikalılara, Hollandalılara, Belçikalılara yar etmeyecekler. Yani bu çok açık. Çin. İkinci patern. Çin başarılı mı? Valla Çin iyi bir model uygulamadı orada. Söyleyeyim. Yani bu mafyoz bir şey. Yani ben sana para ver, tefeci usulü geldi yani. Ben sana para vereyim diyor. Liman yapayım diyor. Bilmem, borçlandırıyor. Ne anladık biz bu işten? İstihdama herhangi bir katkısı olmuyor. Değil mi? Yani kendi işçilerini getiriyor vesaire. Böyle bir... Bu da Afrika'da Çin konusunda bir soğuma doğurdu.
çok derinden gelen bir Hindistan var. Yani Hindistan biraz daha Çin'e göre win-win politikası uyguluyor. Kazan-kazan politikası. Bu kazan-kazan politikasını çok daha gönül alıcı bir şekilde uygulayan bir devlet daha var. O da Türkiye. Yani şimdi bir kere sömürgeci bir sicili yok. İki, efendim söyleyeyim, kamusal fayda sağlayacak yatırımlar yapıyor. İstihdam sağlıyor. Ve sureti katiyede böyle ırkçı ön yargısı, siyahlar hakkında falan katiyen öyle bir şey yok. Tersine sempati gösteriyor. Şimdi dolayısıyla payı artacak. Zaten %10 kadar, pardon, en son 30 milyar dolara geldi galiba, değil mi? Bu şeyle, Somali ile. Yani yanlış bir rakam vermiş olmayayım. Yani birkaç kat arttı. Hızla da artıyor. Hocam daha da artacak. Yani. Daha da artacak. Daha da artacak. Yani iyi sevk edilirse bizim ticaret odaları, sanayi odaları, neyse yani biraz devlet hani bu silah sanayinde nasıl bir organizasyon yaptıysa bizim tüccarları, girişimcileri, yatırımcıları biraz buralara yön. Toprak alıyor, kiralıyor, üretim yapıyor. Yani tarım da yapıyor Türkiye. Ve tabii ki çok daha kritik bir noktadan girdi. Güvenlik çok temel şu an Afrika'da. Güvenlik sağlayan bir devlet. Bakın bu çok önemli. Ya bu hakikaten ben böyle şaşırıyorum Türkiye'ye. Şöyle şaşırıyorum. Karadeniz'de Türkiye fevkalade akılcı bir politika izliyor. Ukrayna'yı kaybetmek istemiyor çünkü tarihsel tecrübesi var. Ukrayna'yı, Kırım'ı Osmanlı niye kullandı? Stratejik olarak Rusları durdurmak için. Bir yerden sonra durduramadı. Buralar Rusya'nın kucağına düştü. Ama dengeliyordu. Yani. Ha. Kağıt üzerinde benim söyleyeceğim şudur. Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili söylemiyorum. Orada hiçbir şekilde Ukrayna'daki Nazileri haklı falan göremem. Ama Ukrayna'nın ayakta kalması ve güçlü olması lazım ki Türkiye-Rusya ilişkilerini de biraz daha sakin yürütebilelim. Çok iyi bir politika götürüyor bugüne kadar. Ben bunu söylüyorum. Afrika açılımı ondan da daha başarılı. Yani bunu söyleyebiliriz. İşte Tunus, Cezayir, işte en son Mısır'la en azından normalleştik. Sudan çok önemli. Somali çok önemli. Türkiye'de çok sayıda Afrikalı öğrenci okuyor. Ve bugün Somali'de bakan olan adam Türkiye'de okumuş. Ne kadar önemli bir şey. Benim öğrencim yani ülkeden. İşte, 2015 mezunu. Bu Abdülkadir Muhammed Nur, Savunma Bakanı. Evet, Savunma Bakanı. Yani bizim bunlar Uluslararası ne kadar... İşler Bölümünde okudu. Çok da başarılı bir çocuktu. Sonra burada elçilikte görevlendirdiler. Akabinde oranın istihbarat teşkilatının başkanı oldu. Adalet Bakanı oldu. Şimdi Savunma Bakanı çocuk. Buyurun. Şakır şakır Türkçe konuşuyor. Neyse adamımız var orada yani. Tabii yani daha yani da olması Türkiye'nin lazım. Türkiye'nin en önemli yumuşak gücünün bu olduğunu tabii, yıllardır tabii. söylüyoruz. Yani kalkıyorlar, yok buraya yabancı öğrenciyi sınavsız getiriyor, bilmem ne yapıyor. Ya ne alakası? Bunların hepsi çok başarılı çocuklar. Ve bunlar mezun olduktan sonra memleketlerinde çok önemli pozisyonlarda. Ya hocam isterse Türkiye başarılı dostu, olmasınlar. Türkiye dostu olarak. Ha işte önemli olan o yani. Türkiye'ye büyük bir sempati duyuyorlar. Ha, yani. Sempati duysun. Yani ne yapayım şimdi ben onu çaktırıp süründürelim mi yani bu adamları? Ya bu çok anlamlı değil. Ama... Dediği gibi hocanın yani sonuçta Türkofil olan, Türk sempatisi olan kadrolar bunlar yani. Diplomayla falan hocam, oluyor yani. Bunlar Mısır'da işte Cumhurbaşkanı söyledi. Mısır'da 25 bin Mısırlı Türkçe öğrenmek için kurslara başvurmuş. Yani bu yumuşak gücüyle zamana dayalı, sabırlı. İşte kuyu açıyorlar, susu ve yardım yapıyorlar. Bunlar hep kazanmaktır yani. Bunu İngiliz yapmıyor. Bunu Belçikalı, Hollandalı falan yapmıyor. Bunu Çin de yapmıyor. Bakın bunu yapan bence yani Hindistan yatırımları var. Çok ciddi yatırımlar var. Hindistan derinden giriyor bu kıtaya. Ona dikkat edelim. Türkiye var. Dolayısıyla bu proje hakikaten çok unik. Ya demin üstad dedi ya Katar aşıyor onu üstadım. Evet. Birkaç kat aşıyor. Donanma kuruyorsunuz. Ve 10 yıl. Yani öyle bir şey ki yani sonuçta o
Cumhurbaşkanı'nın yaptığı konuşma yani lalettayin soğuk bir teşekkür konuşması. Somali diyorsunuz değil mi? Somali tabii. Yani öyle bir konuşma yaptı ki yani herhalde o an bir Türk çıksa karşısına kucaklayıp sarılıp öpecekti yani. Öylesine duygusal bir konuşma. Evet. Bu önemli bir şey yani. Sudan da öyle, Somali de öyle. Bu Kızıldeniz'i tutmak. Bu Hint Denizi'ni tutmak. Bakın Osmanlı'nın en büyük açığı oradaydı. Hint Denizi'ni tutamadı elinde. Çok uğraştık. Esasında çok çabaladı Osmanlı. Çok çabaladı ama işte Eritre'de yani. Filan yani. Ha. Dolayısıyla şimdi Hint Denizi'ni kazanmak istiyoruz. Kızıldeniz'de söz sahibi olmak istiyoruz. Ve bunları yapıyoruz. Hocam bunu biraz uzatalım. Şöyle yapalım size Gencan Hocam. Kesmeyelim. Efendim devam edecek program. Reklamlarımızı verelim, şey yapalım. Ondan sonra önümüz açık. Devam edeceğiz. Döndük. Akıl Odası devam ediyor. Gündemin en önemli konusu esasında budur diyerek başlamıştık. Hocam siz bölgedeki varlıklarımız açısından bir birleştirerek konuşuyordunuz. Yani Kızıldeniz'i var, bu işin Afrika'nın kuzeyi, Maghrib tarafı var, nihayet Hint tarafı var vesaire vesaire. Ve şöyle de dediniz, Katar'dan, Katar'la ilişkilerden bile daha parlak duruyor. Tabii ki daha parlak. Evet. Yani bir kere deniz ayağı var işin. Evet. Yani Katar'da tamamen operasyonel, stratejik bir duruş var. Tabii ki çok önemli. Ama o da biliyorsunuz şeyi tutuyor. Yani artık Arap Körfezi mi diyeceğiz, Fars Körfezi mi diyeceğiz? Basra Körfezi. Basra diyelim de daha. Osmanlı öyle çözmüş. Yani oraya ayağımızı atmışız. Bir de işte esas tabii Kızıldeniz çok önemli. Ve hani Türkiye-Mısır ilişkilerinin tamamen yaşananlardan bağımsız söylüyorum. Düzelmesi ve Türkiye-Mısır işbirliğinin başlaması ne demek biliyor musunuz? İşin içine Sudan da girecek, Somali de girecek. Kızıldeniz'i tutmuşuz demektir yani. Bu muazzam bir kadar. İnşallah. Tabii, tabii. İnşallah. Öyle evet. Olur. Tabii Kuzey Afrika zaten bizim eski bağlantılarımızın evet. olduğu Cezayir, Tunus, Fas biraz şu ara farklı. Ama aşağı doğru da yani Mali, Çat. Sahil tarafı. Ha, sahil tarafı. Buralarda da Türkiye gayet iyi. Bir de şöyle bir şey yapıyor Türkiye. Bence çok şey. İş başındaki hükümetlerin yıpranmaması için. Ya çünkü birini muhatap alacaksınız. İdeolojik sebeplerle değil. Tamamen istikrar temelinde destek oluyor. Bakın Etiyopya'ya da oldu. Etiyopya'da tabii. biliyorsunuz iç savaş başladı. Sıkıştı merkezi hükümet. Ve tuttu. Merkezi hükümeti destekleyen işte o İHA'lar, SİHA'lar evet. adamlar rahatladılar ve düze çıktılar. Türkiye-Etiyopya ilişkileri tabii bu Mısır meselesi yüzünden ve tabii ki Sudan'daki gerilimler yüzünden biraz şimdi hafif bir... Ama Türkiye'ye söz söyleme hakkını verdi o. SİHA'lar. Onu diyorum. Yani mesela bu Sudan'da da. Yani Sudan'da gidiyordu hükümet. Az kalmıştı yani o hazır kuvvetler mi diyorlar ne bilmem ne kuvvetler diyorlar. Yani iki tane ordu savaşıyor şeyde. Merkezi yönetimi destekli. Ötekilere de tavsiyelerde bulunuyor. Tam bakın bunlar patronaj kuran siyasetler. Tabii bu Somali için geçerli değil. Çünkü Somali'nin karşısında şey var. Şebap örgütü var yani. Onlar laftan anlayacak adamlar değil. Yani dolayısıyla mümkün olduğu kadar statükoya oynayarak. İşte ah keşke bu Suriye içinde olsaydı. Değil mi? Yani veya Mısır içinde belli açılardan. Neyse. Yani sonuçta ben bunları çok vaatkar görüyorum. Çok önemli görüyorum. Ve şey de kotarıldı dikkat ederseniz. Sessizce. Zaten tantanalı siyasetler böyle biraz saman alevi gibi şeylerdir. Yani böyle tantanalı... Yani süreç de sızmadı anlamında. İşte, hatta haberi duyulduktan sonra bile bugün açın bakın gazetelere yani nerede ne var. Halbuki ne kadar kıymetli bir şey değil mi? Bizim gazeteler zaten şeyde yaşıyor. Başka bir... Disneyland'de falan yaşıyorlar. La La Land. Dünya evet. La La Land'de falan yaşıyorlar. Dolayısıyla böyle şeylerle ilgilenmiyor birçoğu.
Ama dediğim gibi bu çok önemli ve Türkiye'nin hakikaten elini güçlendirecek olan bir şey zamana dayalı peki olarak hocam. İnşallah haler gelmeden devam et. Tabii Salı günü de biraz konuşuruz. Hasan Hoca bakalım ne diyor bu işlere, onu da merak ediyoruz. Çağrı Hocam buyurunuz. Madem Somali'de bağlantılarınız var. Şimdi evvela böyle bir önemli anlaşmanın eş zamanlı senkronize Ankara ve Mogadişu'da beraberce açıklanması daha doğru olurdu. Somali Cumhurbaşkanı'nın bunu böyle bir basın toplantısında açıklamasının bir takım iç sebepleri olduğunu düşünüyorum ben. Yani bu tabii ki bu tür anlaşmaların ön hazırlıkları, diplomatik görüşmeleri filan uzun bir vakte sari yapılır. İlla Somali'de, Ankara'da yapılması da gerekmez. Ama son dönemde çok giden gelen oldu karşılıklı. İşte Körfez'de bir yerlerde falan da yapılmış olabilir ön görüşmeleri. Ama benim anladığım kadarıyla bunu tabii yani Somali Cumhurbaşkanı böyle çıkıp açıklaması biraz sürpriz oldu herkese. Açıkçası bana da sürpriz oldu. Orada dikkati çeken bir iki husus var ki bunun Somali iç siyasetiyle biraz da uluslararası siyasetle alakalı olduğunu düşünüyorum ben. Yani belki de birileri bunu diyeceklerdi ki biz bunu engellemek için çaba göstereceğiz filan. Bu ön alıp açıklamak durumunda kaldı bunu. Bu olabilir. İkincisi de ne diyor adam? Diyor ki NATO üyesi Türkiye ile diyor. Bak NATO üyesi Türkiye ile. Açıklaması öyle. Bizim bazı gazeteler o NATO üyesi kısmını atmış. Türkiye ile yaptığımızı. Hayır. Adamın açıklaması Euronews'te de yer alan, Batı basınında da yer alan NATO üyesi Türkiye ile bir anlaşma yaptık diyor. 10 yıl müddetle bizim denizlerimizi Türkiye koruyacak ve bu 10 yıl zarfında bizim de bundan sonra denizlerimizi koruyabilmemiz için bir donanma inşa edeceğiz diyor. Demek ki evet. işin aslında en az 3 veçesi var. 1. NATO üyesi Türkiye burayı koruyor ise o zaman başka NATO üyesine burada gerek yok kardeşim. Şimdi Amerika orada bir donanma falan kurmaya çalıştı ya. Gerek yok. Zaten NATO üyesi Türkiye bizimle beraber bir anlaşma yaptık. Koruyacak burayı. Burayı karıştıracak öyle Amerika'sı, İngiltere'si bilmem nesi falan benim kara sularıma gelmesin. Onlara bir mesaj çok önemli bir şey bu. Ben Türkiye ile beraber korurum. 2. 10 yıl müddetle bir yandan bu koruma faaliyeti icra edilirken bir yandan da ne yapacağız? Donanmamızı geliştireceğiz. Şimdi Türkiye'nin artık sadece kendi donanma kapasitesini geliştirme değil, dost ülkelere de, mesela bizim tersanemizde, Gölcük'te, Pakistan'a biz fırkateyn yapıyoruz. Değil mi? Tabii. Teslim de 6 tane yapıldı. Daha da yapılacak. Başka ülkelere, Körfez'deki ülkelere satıyoruz da, yapıyoruz da. Şimdi bunları orada yapacağız. Orada inşa edeceğiz. Bu da çok önemli. Peki kim kullanacak bunları? Orada bir de başka bir boyut var. Yıllardır Somali ordusunun şu an kurmay çok üst düzey kilit noktalara gelmiş insanlar. Türkiye'de eğitim görüyorlar. Orada yerinde eğitim görüyorlar. Ve bu donanmanın bundan sonraki dönemde koordinasyonu, faaliyet icrası vesaire konusunda da Türkiye önemli bir görev alacak gibi gözüküyor. Bunları alt alta koyduğumuzda iki soru geliyor akla. Bir tanesini hocam çok güzel izah etti. Bir, biz niye buradayız? Ne işiniz var orada? Anlatın hocam. Biri diğer bunu. Yakında biri, ben çok bekliyorum yani kalorifer mi uçuracaksınız? Ne, kalorifer ne diyor? Peteği. Kalorifer peteği. Ha peteği mi uçuracaksın? Yok takır tukur. Diyormuş ki adam motoru bunu acaba arkada mı yoksa tekerlekte mi filan? Yani böyle abuk halbuki subuk. Tekerlekleriyle uçuyor. Tekerlekleri motorla uçuyorsa büyük teknoloji esasında. Şimdi biri der bunu. Ne işiniz var? Bir aklı evvel çıkar. Hocam çok güzel ifade etti onu. Ama ikincisi bu belli bir süreye mi matuf? Yani 10 yıl sonra hadi bakalım bitti mi olacak? Yoksa bunun kalıcı hale gelmesi için de bir takım adımlar atılacak mı? O adımlar atılacak ise acaba bu mümkün olacak mı? Yani tersinden bakın. Bu kimi mutlu eder? Belli ki mevcut Somali hükümetini mutlu ediyor. Çünkü dış müdahalelere bir ölçüde kapatırım diye düşünüyor. Doğru yanlış.
kendi donanmamı geliştiririm, dışarıdan bir teknoloji transferi de alarak diye düşünüyor. Doğru. Ama bunu istemeyenler olacak. Bölgeden Etiyopya istemeyecek. Ben bir yandan Etiyopya ile iyi ilişkilerim var ama Etiyopya Somali'den ayrıldığını iddia eden Somaliland'ı... Bizim ilişkilerimiz var. İşte onlara Somaliler isyanı bastırmaları yaptı, buradan verilen destekle mümkün olur. Bu fayda, yani fırsat da yatabilir. Olabilir. Riskdir, ama evet. şu da olabilir. Türkiye'nin buradaki mevcudiyeti yarın öbür gün bu iki ülke arasında da belki bir arabuluculuk rolü oynama imkanı da, bir barış sağlama imkanı da olabilir. Çünkü suni bir sorun bu. Tabii. Aslında dünyada sadece tanıyan Etiyopya Somaliland'ı bağımsız bir ülke olarak. Tanıma sebebi de işte Somali'ye bir baskı yapmak. Bir de tabii din vesaire meselede. Denize açık mı acaba Etiyopya? Yok, oradan mı gitmek istiyor? Etiyopya dünyanın denize açık olmayan en kalabalık ülkesi. Onun için kullanmış. Tabii ki. Yani Eritre'yi kaybettikten sonra. Evet. Dünyanın denize açık olmayan en kalabalık ülkesi Etiyopya. Ve böyle bir sıkışıklığı var. Tabii. Bir yandan da ülkesinin işte o enerji vesaire sorununu çözmek için, tarımsal sorunlarını değil de daha çok enerji, Nil üzerine bir baraj projesi var ki o da Mısır'ı tabii. Evet. Şey yapıyor. Tabii. Çünkü sonuçta Etiyopya bir aşağı nehir ülkesi. Şey açısından, Mısır açısından ciddi anlamda bir sıkıntı. Şimdi Türkiye'nin buradaki mevcudiyetinden başka kim rahatsız olur? Ona bakmak lazım. Bu çok fazla tuşa basan bir ara yer burası yani. Çok. İşte içeride El-Şabab diye kimin finanse ettiği, ne maksadının ne olduğu belli olmayan. Dışarıda da öyle hocam. İşte yani bir... Neresi yani? Ha. Ama öbür taraftan Çin veriyor orada. Veriyor musunuz haritayı çocuklar? Verin. Çin orada. Amerika bir vesileyle orada. Şimdi Hindistan orada. Orada tabii. Ya burası dünya ticaretinin %40'ının geçtiği yer. Biz hep Kızıldeniz, Süveyş Kanalı diyoruz ama Babül Mendeb Boğazı. Evet. İşte bir tarafı yukarıda Aden, yani Yemen, Husiler. Bir tarafı da Afrika Boynuzu. Afrika Boynuzu dediğimiz yer Somali. Son derece stratejik bir yer. Yani Katar nasıl Hürmüz Boğazı'nın kontrol edildiği yerse ya da onlardan biri ise, o bölgede ise, burası da işte bu Kızıldeniz'in girişi. Dolayısıyla ben objektif değerlendirmek gerekirse bunun böyle üst düzey bir ortak toplantıda bir imza töreniyle filan ilan edilmesinin ve dört dörtlük bütün boyutlarıyla ifade edilmesinin daha doğru olacağını düşünürüm. Çünkü tamam, Somali Bakanlar Kurulu bunu imzaladı. Bir çerçeve anlaşması bu. Şimdi bizim mesela onay sürecimiz nasıl olacak? Şimdi bizim de anayasal bir onay sürecimiz var değil mi? Bir anlaşmaysa bu. Tabii. Şimdi anlaşmalara dair çerçeve anlaşması olup teknik çerçeve anlaşması işte eskiden Bakanlar Kurulu imzasıyla onaylanırdı. Şimdi Cumhurbaşkanı imza. O çerçeveye mi sokulacak, yoksa anayasanın 90. maddesi çerçevesinde şeye mi geçecek? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne mi gelecek? Her halükarda işleyecekmiş gibi duruyor. Yani çok parlak. Çok doğru bir iş. Tabii. Hocam belki zamanlama de şatafatlı bir merasimle imzalanmamış olması. Yani içeriği görmektir. O da bir fayda. Peki. Süremizi bitirdik efendim. Çok çok teşekkür ediyorum Avni Bey, Süleyman Hocam. Biz de. Çağrı Hocam, ağzınıza sağlık. Bunu yine bir ucundan hafif salı günü tutarız ama başka konularımız olacaktır muhakkak. İyi geceler diliyoruz efendim.